arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz ama bayağıdır görüşmüyoruz yani ben de bilmiyorum yani ne kadar görüşmediğimiz ama bayağıdır görüşmüyoruz ama öyle bir döneyim ki yani bomba gibi dönüp bu çocukları böyle bir tekrardan direksiyonu kendime doğru kırdırmam lazım dedim ve size hemen MSV öncesi ki bu notlar TYT videosu içinde geçerli aslında TYT sınavı içinde de geçerli 100 maddede TYT biyoloji tekrarı yapacağız ama ben bir şey söyleyeyim abi her şey var. Yani ne arıyorsan ya yani TET biyolojiye dair la ben şurayı karıştırıyorum. Ben şurada biraz iyi değilim diyebileceğin öğrencilerin kafasını karıştıran ya da rakiplerinizin işte takıldığı sizlerin takıldığı ne ararsanız abi hepsi burada mevcut. O yüzden ne yapıyor Yağmur Hoca? Hemen o mükemmel vakitlerinizden daha fazla çalmadan hemen konuya dalıyoruz. Şimdi notlarımız bu şekilde şöyle şöyle gidiyor şöyle şöyle bakın Notlarda sol taraf dolu, sağ taraf ise boş. Sağ tarafın boş olmasının nedeni benimle birlikte çıktı alıcı alıp e, ilerleyecek olan arkadaşlar yanına takır 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 yazsın diye. PDF'in tamamını ücretsiz bir şekilde arkadaşlar videoya ekleyeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonra bana destek olmayı abi arada bir beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Ben böyle buralara beğen butonu getirtme e, efektlerini falan filan henüz öğrenemedim ama onlar da olacak inşallah. Beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra hemen ne yapıyorum? Konuya dalıyorum. Diyor ki bakın 100 maddede TYT biyoloji tekrarı. Neden sarı kırmızı biliyorsunuz anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım ve hemen e, konuya giriş yapıyorum. Bakın. Canlılar hücre ya da hücrelerden oluşur. Bak burada ne demek istemiş? Canlılar hücre ya da hücrelerden oluşurdan kastı şu. Bütün canlılarda bir hücre kesinlikle var. Ama bakın bazıları tek hücrelidir. Bazıları ise çok hücrelidir. Yani ben canlılar için tamamı tek hücrelidir ya da tamamı çok hücrelidir diyemem. O yüzden canlı hücreden oluşur. Ama canlı Hücrelerden oluşmaz arkadaşlar. O yüzden ya hücreden ya da hücrelerden oluşur diyeceğiz. Bakın öncüllü sorularda ne yapacaksınız? Buna dikkat edeceksiniz. Hemen ikinci maddeye gelecek olursam, şöyle biraz büyütelim ikinci maddeyi. Neden kaydı? Ha. İkinci maddeyi şöyle büyüteyim. Bakın diyor ki hücresel yapıda olmak ortaktır. Şimdi canlılarda hücresel yapı dediğimiz şey ortak arkadaşlar. Neden? Abi prokaryot ya da ökaryottur. Tek hücreli ya da çok hücrelidir. Bu kısım ortak. Burada hiçbir problem yok. Fakat canlı hücrelerden oluşmaz. Az evvel yine söylediğimiz şeye geldik aslında. Burada size öncüllü sorularda karşınıza çıkabilme ihtimali olan şeylerden ilerleyerek bunları aslında size yaptım. Yine söylüyorum. Hücresel yapıda olmak ortak. Çünkü biz canlıların karakteristik özelliklerini incelerken şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Canlıların karakteristik özelliklerinden ilki canlı hücre ya da hücrelerden oluşur diyoruz. O yüzden hücresel yapı olması ortak ama hücrelerden oluşması ortak değil sevgili arkadaşlar. Bakın diyor ki üreme ortak özelliktir. Bakın üreme zaten genel bir şey. Ortak özelliktir. Hiçbir problem yok. Fakat canlının eşeyli ya da eşeysiz üremesi ortak değildir. Bu benim için çok ama çok önemli. Niye? Abi çünkü bazı canlılar eşeyli ürüyorlar. Bazı canlılar eşeğsiz ürüyorlar. Bakın, üreme kısmı ortak. Orada hiçbir problem yok. Fakat eşeğli ya da eşeğsiz üremesi ortak değildir. Hatta biz buna şunu da ekleyebiliriz. Bakın, yaşamak için, yaşam için sevgili arkadaşlar, üreme şart değildir. Bunu sakın unutmayın. Tekrar ediyorum bakın. Yaşamak için üreme şart değildir. Fakat neslin devamı için, devamı Için üremek şarttır arkadaşlar. Sakın ama sakın ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Devam. Canlıların protein sentezi yapması ortaktır. Niye? Çünkü tüm canlılarda ortak olan bir organel dediğimiz, zarsız bir organel dediğimiz ribozom organeli bütün canlılarda ortak. Ribozom organelinin görevi ne abi? Ribozom organelinin görevi protein sentezi yapmak. Şimdi o zaman protein sentezi tüm canlılarda ortak. Fakat diyor ki bakın tüm canlı hücrelerin protein sentezi yapması ortak değildir. Örnek veriyorum bakın yine söylüyorum tüm canlıların protein sentezi yapması ortaktır. Fakat bütün canlı hücrelerin protein sentezi yapması ortak değildir arkadaşlar. Örnek olgun al yuvar hücreleri neden? Çünkü olgun al yuvar hücrelerinde bir tane bile arkadaşlar organel yok. Organelin olmadığı yerde ribozomun olmadığı yerde tabii ki de protein sentezi olmayacaktır. Bir diğerine bakıyorum. Diyor ki hemen şöyle yukarıya doğru kaydıralım. Bakın bir diğerinde de diyor ki tüm canlı hücrelerde sevgili arkadaşlar hücre zarı bulundurmaları ortaktır. Buraya kadar bir problem yok. Zaten hücre zarı bir kere e, tüm canlılarda olmak zorunda. Bunu sakın unutmuyoruz. Çünkü hücre zarı hücre zarı ortak bir yapı. Ama bütün canlılarda hücre duvarı olmak zorunda değildir. Zaten biz hücre duvarı olan canlıları söyleyecek olursak şöyle babam diye kodlayabilirsiniz. B, A, B, A, B, M diye arkadaşlar. Şöyle babam diye kodlayabilirsiniz. Bakın bitkilerde hücre duvarı var. Arkelerde hücre duvarı var. Bakterilerde hücre duvarı var. E, altlerde hücre duvarı var ve bir de mantarlarda hücre duvarı var. Bu gördükleriniz hücre duvarı olanlar. Ama hücre zarı bütün canlı hücrelerin hepsinde bulunuyor ve bulunmak zorunda sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Canlıların uyarılara tepki vermesi ortaktır. Burası çok önemli. Bakın. Canlılar bir kere uyarılara ortak olarak tepki verir ama hepsi aynı şekilde tepki vermez. Bir kere her canlıda sinir sistemi yok. En basiti. Mesela bende sinir sistemi var bana dokunulduğunda verdiğim tepkiyle bir bitkide sinir sistemi yok. Bitkiye dokunulduğunda verdiği tepki kesinlikle arkadaşlar aynı değildir. Tüm canlılar ATP üretmek zorundadır. Burası ortak ki ATP üretilmesine biz ne diyeceğiz? Bundan sonra arkadaşlar fosforilasyon bu kelimeyi sakın unutmayın. Fosforilasyon demek ATP üretilmesi demektir. Tekrar ediyorum fosforilasyon ATP üretilmesi demektir. Fakat ATP üreten organel bulundurmak zorunda değillerdir. Buna da örnek olarak verelim. Bakın organel olmayan ama ATP üreten bir yapı vardır. Mezozom. Mezozom bir organel değildir. Hücre zarının kıvrılmasıyla bakterilerde oluşan bir yapıdır. Ve mezozom arkadaşlar organel olmamasına rağmen oksijenli solunum yapar. Ve bu oksijenli solunumun sonunda ise ATP üretimi gerçekleştirecektir. Geldim 8. soruya daha doğrusu 8. maddeye. Bütün canlılar azotlu boşaltım atığı atmak zorundadır. Bak burası çok önemli. Ama diyor ki abi herkes azotlu boşaltım atığı atacak. İşte kimi amonyak atacak, kimi üre atacak, ne bileyim kimi ürik asit atacak, birileri bir şeyler atacak ama aynı ürünü atmak zorunda değiller. Amaç azot atmaksa buna okey. Azot atmak ama kimi azotu amonyak şeklinde atacak, kimi azotu üre şeklinde atacak, kimi ise azotu ürik asit şeklinde atacak. Bir şekilde azotu atacak kanka ama nasıl attığına karışmıyoruz ama kesinlikle azot atacak. Evet 9. ile devam ediyoruz. 9. diyor ki bakın rena sentezi tüm canlılarda ortaktır şimdi. Reyna sentezi tüm canlarda ortaktır. Harika fakat tüm hücrelerde ortak değildir. Yine örnek olarak kimi verebiliriz? Bakın olgun al yuvar hücrelerini örnek olarak verebiliriz. Deyna eşlenmesi tüm hücrelerde ortak değildir. Bak çok önemli örneğinde vermişiz sinir hücresi. Neden? Sinir hücreleri çünkü arkadaşlar bölünemezler. Bölünemedikleri için de sinir hücrelerinde replikasyon yani DNA eşlenmesi ne yapmayacak? gerçekleşmeyecek ya da DNA eşlemesi olmayacak diyoruz. Evet artık canlıların ortak özelliklerin yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Bakın tüm canlılarda fosforilasyon ve defosforilasyon yani fosforilasyon neydi? Az önce size söylemiştim ben ATP üretmek üretilen ATP'ye biz fosforilasyon diyoruz. Ve aynı şekilde ATP'yi tüketmek duru olayına da biz arkadaşlar fosforilasyon adını veriyoruz. Devam. Hücre zarı bütün canlı hücrelerde ortak arkadaşlar. Stoplazma tüm canlı hücrelerde kesinlikle ortak. DNA ve RNA yani genetik materyali bir arada bulundurmak ortak. Ribozom bulundurmak ortak. Ribozomun paralelinde protein sentezi yapılması da ortak. Çünkü ribozomla protein sentezi yapılıyor sevgili arkadaşlar. Enzim sentezi ve enzim kullanımı yine aynı şekilde ortak. Mutasyon, adaptasyon, modifikasyon ortak. Dehidrasyon ve hidroliz yani yapım ve yıkım tepkimeleri ortak. Aktif taşıma ve difüzyon ortak. İnorganik maddelerin hepsini dışarıdan hazır ve nazır şekilde almakta ortak. Zaten inorganik maddelerin alınımını tüm canlılar gerçekleşiyor. Bakın. İstisnasız bütün canlılar inorganik maddeleri ne yapacaklar? Dışarıdan temin edecekler. Benim bu inorganik maddelerim kim bakın su, mineral, tuz, asit ve baz. Bunlar benim inorganik maddelerim. Bitkisinden tutun bakterisinden tutun algine kadar bütün canlılar inorganik maddeleri ne yapacak arkadaşlar? Dışarıdan hazır olarak alacaklar. Kesinlikle ve kesinlikle kendilerinin üretimleri söz konusu dahi değil. Asitler sulu çözeltilerinde hidrojen uyanı verirler. Şimdi önünüzde bir madde var. Ve siz bu maddenin asit mi baz mı olduğunu anlayacaksınız. İçerisine arkadaşlar su eklediğinizde eğer yoğun olarak hidrojen varsa bu asittir. Sulu çözeltilerinde eğer asit e, hidrojen değil OH iyonu veriyorsa işte bu da bazdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Asitlerin pH aralığı 0 ila 17 arasında pH cetvelini ben şöyle bir çizecek olursam bakın şurası 7 şurası 0 şurası ise 14 bakın 7'den 14'e doğru gittikçe ortamdaki asitlik oranı artarken pH oranı düşecektir 7'den pardon 7'den 0'a gittik çok özür diliyorum şimdi de 7'den 14'e doğru gittikçe baz miktar yani bazlık derecesi artacaktır ve birlikte pH derecesi de artacaktır 7 ise burada nötr kısmı temsil ediyor arkadaşlar diyor ki eğer siz bir önünüzdeki maddeye mavi bir turnusol kağıdı soktunuz çıkardığınızda bu turnusol kağıdı kırmızı renkte ise önünüzdeki madde asittir ama yok siz arkadaşlar önünüzdeki maddeye kırmızı bir turnusol kağıdı soktunuz çıkardığınız a mavi ya da mor çıkıyorsa işte bunlar da baz olarak ne yapacak nitelendireceğimiz e, moleküllerden olacak arkadaşlar Karbonhidratlar şeker sayılarına göre ayrılıyorlar. Neden? Monosakkarit, disakkarit, polisakkarit. Yani diyor ki monosakkaritte tek şekerler arkadaşlar, iki şekerliler ve çok şekerliler olmak üzere ne yapıyoruz? Şeker sayısına göre ayırıyoruz. Sonra geldim ben monosakkaritlere. Monosakgarit de diyor ki la karbonhidratları şeker sayısına göre ayırdın. İyi, hoş, güzel. E hadi gel bir de beni ayır. İşte monosakkaritlere geldiğimizde ise monosakkaritleri biz karbon sayısına göre ayıracağız. Pentozlar yani 5 karbonlu 5 karbonlular ve heksozlar yani 6 karbonlular olmak üzere ayrımını gerçekleştireceğiz. Pentozlar kim hocam? Pentozlar riboz şekeri ve deoksiriboz şekeri. Riboz şekeri kimin yapısına katılır derseniz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılırken deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısına katılıyor. Ve yine söylüyorum pentoz ve deoksiriboz arkadaşlar 5 karbonlu bir monosakkarittir ve hücre zarından direkt olarak geçebilme özelliğine sahiptir. Riboz şekeri ve deoksiriboz şekeri izomer değildir. Neden? Çünkü riboz şekerinin genel formülü C5 arkadaşlar H10O5 şeklindedir. Deoksiriboz şekerinin genel formülü ise C5H10O4 şeklindedir. Yani bir oksijen eksiktir. Ve bu bir oksijenin eksik olması demek ne demek biliyor musunuz? Tam olarak şu demek izomer olmamaları yani açık görüntülerinde kapalı görüntülerinde de birbirinden farklı olduğunu bize gösteriyor. Glikoz, galaktoz ve fruktoz izomerdir. Yani bunların genel formüllerine bakacak olursak C6H12O6 şeklinde bir genel formülleri vardır bu bir. Ayrıca glikoza ben bakacak olursam glikoz sadece beyinde enerji için kullanılan tek monosakkarit glikozdur. Beyin enerji için arkadaşlar sadece glikozu kullanıyor diyeceğiz. Evet arkadaşlar 18 ile devam ediyoruz. Monosakkaritlerde glikozit bağı bulunmaz diyor. Evet monosakkaritlerde glikozit bağı bulunmaz. Peki hocam monosakkaritlerde neden glikozit bağı bulunmaz? Çünkü monosakkaritler tek şekerli olarak karşımıza çıkıyor. Tek şeker bir şey zaten hücre zarından direkt geçebiliyor zaten tek bir tane şekerden oluşuyor ne bağından bahsediyoruz ama o yüzden monosakkaritlerde arkadaşlar glikozit bağı yok ama disakkaritlerde polisakkaritlerde falan glikozit bağı bulunuyor devam ediyoruz monosakkaritler hücre zarından direkt olarak geçebilirler şimdi çünkü monosakkaritler az evvel de söylediğimiz gibi nasıl şekere sahiplerdi? Tek şekere sahiplerdi. Ve tek şekerli oldukları için ve herhangi bir bağları bulunmadıkları için hücre zarından direkt olarak geçebilme özelliğine sahipler arkadaşlar. Disakkaritlerde glikozit bağı bulunur. Ve glikozit bağı bulunduğu için de hücre zarından direkt olarak ne yapamayacaklar? Geçemezler. Ve ne olması lazım? Bunların hidroliz edilmesi yani parçalanması gerekiyor ki direkt olarak ne yapabilsinler, geçebilsinler sevgili arkadaşlar. Peki kim bu disakkaritler? Disakkaritler bizim maltoz, sükroz ve laktozdur. Peki hatırlayalım mal maltozda kim vardı arkadaşlar? Maltozun yapısında glikoz artı glikoz vardı. Sükrozun yapısına bakacak olursam sükrozun yapısında glikoz artı fruktoz vardı ve laktozun yapısına bakacak olursam da ben glikoz artı galaktoz vardı sevgili arkadaşlar. Ve bunlarla birlikte böylece ne oluyordu? Birleşerek monosakkaritler birleşerek disakkaritlerin oluşumunu sağlıyorlardı diyoruz. Disakkaritler hücre zarından geçemezler çünkü ne yapılıdırlar diyoruz? Büyük yapılıdırlar. Peki hücre zarından nasıl geçebilirler hocam? Disakkaritler hücre zarından ancak hidroliz edilerek yani parçalanarak geçebilme özelliğine sahiptirler sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Polisakkaritler hücre zarından direkt olarak geçemezler. Neden? Zaten bir polisakkaritin yapısında minimum 3 tane monosakkarit var. Minimum bakın. Ve bu yüzden de zaten hücre zarından geçememeleri çok ama çok normal. Yani polisakkaritlerin hücre zarından geçebilmeleri için ne olması lazım sevgili arkadaşlar? Parçalanmaları yani hidroliz edilmeleri gerekmektedir. Devam ediyorum. Polisakkaritler kim peki? Bizim polisakkaritlerimiz nişasta. Nişasta kimde depo ediliyordu? Bitkilerde. Fazla glikozun depo edilme şekliydi. Glikojen. Glikojen kimde depo ediliyordu arkadaşlar? Hayvanlarda, bakterilerde, arkelerde ve mantarlarda fazla glikoz depo ediliyordu. Nişasta ile glikojen zaten nasıl polisakkarit? Depo polisakkarit olarak geçiyor. Devam ediyorum. Sonrasında bakın selüloz var. Selüloz nerede bulunuyordu? Bitkilerin ve alplerin hücre duvarında bulunuyordu sevgili arkadaşlar. Bir de bizim kitinimiz var. Kitin ise mantarların hücre duvarında, böceklerin ise dış iskeletinde bulunuyordu sevgili arkadaşlar. Böceklerin dış iskeletinde bulunması, böceklerin hücre duvarında bulunuyor anlamına gelmiyor. Altını çiziyorum çünkü böcekler hayvan oldukları için hücre duvarları bulunmaz. Selüloz ve kitine gelince ise bunlar da yapı polisakkaritidir diyoruz. Bakın şimdi. Siz bir nişastayı parçalayın. Nişastayı parçaladığınızda sevgili arkadaşlar içerisinden tamamen glikoz çıkacaktır. Siz bir glikojeni parçalayın arkadaşlar içerisinden tamamen glikoz çıkacaktır. Arkadaşlar siz bir selülozu parçalayın. Selülozun içerisinden tamamen glikoz çıkacaktır ve siz bir kitini parçalayın. Kitinin içerisinden glikoz artı azot çıkacaktır. Yani aslında şu 25. maddeye geldim. Polisakkaritler glikozdan oluşur ama sadece kitinin yapısında ekstra olarak ne bulunuyor sevgili arkadaşlar? Azot bulunuyor diyoruz. Bunu sakın unutmayın. E, nişasta bitkilerde depo polisakkaritidir. Abi şimdi bitki fotosentez yaptı 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 yaptı. Ana fazla glikoz çıktı. Ha işte bitki lokoplast dediği organellerinde glikozu ne olarak depo ediyor? Nişasta olarak. Şimdi geldim diğer bir kısma. Abi bu bitki fotosentez yaptığında ne harcıyor? Su harcıyor. Suyu harcadığı için de ozmotik basıncı artırıyor. Ve bu bitkinin bu ozmotik basıncını dengelemesini istiyorum ben. O zaman ne yapıyor diyor musun? Tamam çok basit diyor benim suyu harcadım harika. O zaman ben o su harcadığım suyu hemen ozmotik basıncı dengeleme yöntemini biliyorum diyor. Fazla glikozları diyor dehidrasyon yöntemiyle bir araya getireceğim. Ve bir araya getirdiğimde otomatikman dehidrasyon sonucu yani nişasta sentezi sonucu su açığa çıkacak suyun açığa çıkması ile birlikte de ozmotik basınç düşecektir. Yani ne yapıyor aslında? Ozmotik basıncı dengelemek için fazla glikozu lokoplastlarda nişasta olarak depo ediyor sevgili arkadaşlar. Glikojen hayvanlar, mantarlar, bakteriler ve arkelerde fazla glikoz olarak depo edilir. Hayvanlarda depo edildiği yerler benim için çok önemli. Çünkü hayvanlarda sevgili arkadaşlar bir Karaciğerde fazla glikoz glikojen olarak depo ediliyor. Bir de sevgili arkadaşlar kaslarda fazla glikoz glikojen olarak depo ediliyor. Şimdi burayı çok iyi dinliyorsun abi. Burada kal. Diyor ki sen kasta bulunan glikojeni parçalayıp kanda glikoz olarak kullanabiliyorsun. Hatta kasında glikoz bitti. Karaciğerdeki glikojeni parçalıyorsun abi ve kana glikoz olarak kasa glikoz olarak gönderiyorsun. Harika. Ama diyor ki senin kasında glikoz olsa da kanında ve karaciğerinde glikoz olmasa senin kasında bulunan glikozu karaciğerde kullanamıyorsun. Bakın burası çok önemliydi. Karaciğerdekini her yerde kullanabiliyorsun ama kastakini abi sadece kasta kullanabiliyorsun. Bunu unutmuyoruz. Geldim. Diyor ki bakın Selüloz bitki ve alglerde hücre duvarını oluşturur. Evet biraz önce de söylemiştim zaten hücre duvarı e, ark, alglerde ve bitkilerde selüloz yapılı sevgili arkadaşlar. Kitin mantar hücre duvarında böceklerin dış iskeletinde bulunur. Bakın böceklerin dış iskeletinde bulunması demek böceklerde hücre duvarı var olduğu anlamına gelmiyor. Böceklerde hücre duvarı yok. Hücrenin dış iskeleti var arkadaşlar. Bu arada hani şu logoları görmüşken kanalda bir abone olup beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar yani bütün ümidimi bu videoya bastım ee, yani ne bileyim böyle dedim kendi kendime düşündüm yani bu bir hayal ee, tabi hayallerin gerçek olmayacağı anlamına da gelmiyor yani bütün hayallerimi bu videoya bastım yani baya uğraştık falan bir Zeynep diye bir arkadaşımız var diş hekimi kendisi Zeynep de birlikte notlar bana ait yazı Zeynep'e ait arkadaşlar instagramdan da Zeynep'i takip edebilirsiniz. Zeynep Hantık. Belki de birçoğunuz biliyorsunuzdur. Çok sağlam bir influencer arkadaşımız. Ee, Zeynep yazdı. Not, yazılar Zeynep'e notlar bana ait arkadaşlar. Ee, Baya bir emek verdik. Baya bir uğraştık. O yüzden yani şu video ile birlikte hedefim Allah nasip eder kısmet olursa bir 20.000 artık yani bir 20.000 olmak istiyorum. 18.750'de kaldım şöyle. İnşallah hedefim bu video ile beraber bir 20K olmak. Evet arkadaşlar şimdi e, o sürekli karıştırdığınız dehidrasyonla hidroliz kısmına geldik. Şimdi dehidrasyon ve hidrolizle ilgili aslında ben bir tane e, size bir örnek yazmak istiyorum. Örneğimiz de şu olsun. Glikoz artı glikoz birleşip neyi oluştururlar? Maltoz oluştururlar. Bir de su açığa çıkacaktır. Bu bir yapım tepkimesidir. Nereden biliyorum? Bakın sonunda su açığa çıkmış polimer yani büyük bir madde maltoz oluşmuş. Monosakkaritler birleşip en basiti disakkarit oluşturmuşlar. Şimdi bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Bunun tam tersine bakacak olursam da ben maltozu arkadaşlar suyla parçalarım. Sonra açığa ne çıkarırım? Glikoz artı glikoz açığa çıkacaktır. Şimdi bakın tek tek bakalım tamam mı? Diyor ki dehidrasyon bir yapım tepkimesidir. Yapım nedir arkadaşlar? Büyütmek sentezlemek anlamına gelmektedir. Dehidrasyon bu anlama geliyor. 2. Hidroliz bir yıkım tepkimesidir arkadaşlar. Yani parçalamak, sindirmek ama şu benim için çok önemli. Hidroliz esnasında ben kesinlikle ne kullanacağım? Su kullanacağım. Çünkü suyla birlikte parçalama işlemini gerçekleştiriyorum sevgili arkadaşlar. Dehidrasyon esnasında ATP harcanır sevgili arkadaşlar bu çok iyi bu bir yapım tepkimesidir ve dehidrasyon esnasında da ATP harcanması söz konusudur ama hidrolize öyle mi değil hidrolize esnasında ATP harcanmaz yani bir dehidrasyonla ilgili ATP grafiği çizecek olursam bu aşağı yönlü hareket edecektir çünkü neden dehidrasyonda arkadaşlar ATP harcanıyor D ATP yazdım dehidrasyon ATP yani bu da hidroliz tepkimesi arkadaşlar bu da sabittir hidroliz ATP grafiği olarak karşınıza çıkabilir. Dehidrasyon esnasında su açığa çıkacaktır. Suyun açığa çıkması ise bakın ne olacak biliyor musunuz? Dehidrasyon için suyun açığa çıkması demek ozmotik basıncın ortamdaki ozmotik basıncın düşmesi anlamına geliyor. Ama hidrolizde ise su harcanır. Suyun açığa suyun harcanması demek hidroliz tepkimelerinde e, ozmotik basıncın artması ya da arttığı anlamına gelecektir sevgili arkadaşlar. Dehidrasyon sadece hücre içinde gerçekleşir. Şimdi şurayı bir sileyim ben. Şurayı silelim. Şimdi ben dehidrasyon tepkimesine bakacak olursam şurayı hücre düşünün. Dehidrasyon tepkimesi yani yapım tepkimesi sadece hücre içinde geçerlidir. Bakın hücre dışında yapım tepkimesi geçerli değildir. Ama hidroliz öyle mi değil. Hidroliz hem hücre içerisinde hem de hücre dışında rahatlıkla gerçekleşebilen bir olaydır. Dehidrasyon sadece hücre içinde gerçekleştiği için de dehidrasyon esasında canlılık şarttır. Zaten kanka ATP harcanıyorsa canlılık şart olmak zorunda. Çünkü ATP sadece canlı olan yerlerde üretilip tüketilebiliyor sevgili arkadaşlar dehidrasyon için yoğunluk azalır demişiz. Neden yoğunluk azalıyor? E, çünkü su açığa çıkarıyor. E, suyu açığa çıkardığı yerde otomatikman yoğunluk ne olacaktır? Azalması gerçekleşecektir. E bakalım hidrolize şimdi. Hidrolizde hem hücre içi dedik hem hücre dışında gerçekleşir ve yoğunluk artar. E çok normal değil mi yoğunluğun artması? Neden? Çünkü ozmotik basıncın arttığı yerde yoğunluk artacaktır. Yani şöyle şurada ben bir genelleme yapacak olursam bakın bir dehidrasyon tepkimesi örneği yazayım ben size arkadaşlar. Diyor ki mesela hocam en kadar amino asit AA amino asit olsun. Daha sonra bu amino asitler birleşip sevgili arkadaşlar bir polipeptit meydana getirecektir. Bu polipeptit de bakın en kadar amino asitin en eksi bir kadar da ne açığa çıktı? Su açığa çıktı gördüğünüz gibi. Bakın burada su açığa çıktığı için otomatikman ortamdaki madde yoğunluğu ne olmuş oluyor ya daha doğrusu yoğun ortamda olmuş oluyor azalmış oluyor e su açığa çıktığı için ozmotik basınç ne olacak azalacak emme kuvveti ne olacak azalacak ve turgor basıncımız vardı bizim su açığa çıktığı içinde de turgor basıncı ne olacaktır artacaktır bakın bu gördüğünüz ilk görsel ne tepkimesi bu bir dehidrasyon tepkimesi arkadaşlar ve dehidrasyon tepkimeleri neydi sadece hücre içinde gerçekleşiyorlardı ATP harcanıyordu Canlı hücrelerde gerçekleştiği için zaten canlılık ATP harcandığı için şarttı. Ve bu bir dehidrasyon hep tepkimesi arkadaşlar. Bu bir yapım sentez tepkimesidir diyoruz dehidrasyon için. Hidroliz ise abi bunun tam tersi. Yani bu olayın tam tersini düşünün. Yani polipeptidi siz suyla parçalıyorsunuz ve tekrardan amino asit elde ediyorsunuz. O zaman da yoğunluk artar, ozmotik basınç artar, emme kuvveti artar. E, Tur gorbasıncı ise azalır ve yapım değil bu bir artık yıkım tepkimesi olmuştur sevgili arkadaşlar. E, bu arada bu kağıdı da arkadaşlar bu yazdığım kağıdı da yine e, ikinci bir e, link olarak yani paralama kağıdı e, olarak da arkadaşlar bu yazdığım kağıdı da e, yine videonun altına eklemesini yapacağım isteyenler alabilir. Devam ediyoruz hemen. Şimdi geldim yağlar kısmına artık yağlara geçtik diyor ki bakın yağlar hidrojence zengindir. Evet yağlar zaten uzun uzun karbon zincirlerinden oluşuyor. Bu karbonlarda efsane bir şekilde hidrojen bağlanıyor. Ve yağlarda hidrojenin fazla olması demek bir bir kere hafif olmalarını sağlıyor. Kime göre hafif? Karbohidratlara ve proteinlere göre daha da hafif olmasını sağlıyor. Bu bir. İki fazla hidrojen bulundurmaları daha fazla enerji vermelerini sağlıyor. Şimdi bir tekrar edelim. Bir arkadaşlar yağlar hidrojence zengindir. Hidrojence zengin olmaları hafif olmalarını sağlar. Hidrojence zengin olmaları karbonhidratlara ve proteinlere göre daha fazla enerji vermesini sağlıyor diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim bir yağ sentezinin nasıl olduğuna. Bakın bir yağ sentezleneceği zaman bir molekül ne lazım? Bize gliserol lazım. 3 molekülde ne lazım arkadaşlar? Yağ asidi lazım. Eğer biz bir trigliserit sentezliyorsak bir molekül gliserol, 3 molekül ise sevgili arkadaşlar yağ asidi lazım ve bunlar birbirlerine bağlanıyorlar ki biz bu tepkimeye esterleşme ya da dehidrasyon tepkimesi de diyebilirsiniz. Esterleşme tepkimesi ya da dehidrasyon tepkimesi diyoruz ve sonunda da 3 tane su açığa çıkıyor. Şimdi şurayı şöyle bir ben büyütecek olursam bakın arkadaşlar Burada e, yağ asitlerine bir tane gliserol bağlanmış gördüğünüz üzere. Bu yağ asitlerinin gliserol ile arasında bulunan bir bağ var. Bizim karbohidratlardaki bağımızın adı neydi? Glikozit bağıydı. Yağlarda ise gliserol ile yağ asidi arasında bulunan bağ biz ester bağı diyoruz. Ve bir molekül yağda 3 adet ester bağı bulunur. Peki bazı şeyler yönergeler bulalım. Bakın kaç çeşit sorusu karşınıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Ve e, biz burada bakın bu yağ asitlerinin üçü de aynı tür yağ asidi olabilir. Yani üçü de AA olsa bir çeşit gelir. Bir de gliserol. O zaman arkadaşlar en az kaç çeşit oldu? 2. Şimdi yağ asidinin biri A, biri B, biri C olursa buradan 3 çeşit geldi. Bir de gliserol var 4. Yani en fazlasına ben bakacak olursam da kaç çeşit oluyor? Bakın 4 çeşit yağ asidi daha doğrusu 4 çeşit maddeden bir molekül yağ sentezi gerçekleşmiş oluyor. Bu gördüğünüz bir nötral yağ yani trigliserit yağ sentezi ve bir trigliseritin yapısında 3 tane yağ asidi bulunuyor. Bir molekül gliserol bulunuyor. Sonunda ise 3 molekül su açığa çıkıyor. Yağlarda zaten çok sentezi sırasında en fazla su açığa çıkaran organik bileşikler olarak kayda geçmiştir sevgili arkadaşlar. Geldim yağ asitlerine. Şimdi yağ asitlerini kanka ben doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere ikiye ayırıyorum. Doymuş yağ asitlerinin karbonlarının arasında tekli bağ var. Yani bakın şu şekilde karbonların arasında tekli bağ var. Yani örnek olarak yazacak olursak bir ton karbon olsun abi. Hepsi bakın sadece karbonlar birbirleriyle tekli bağ yapacaklar. Diyelim ki Şurada işte hidrojen bağlandı. Hidrojen bağlandı. Bu hidrojenle karbon birbirlerine çiftli bağ bağlanabilir. Bana ne? Beni ilgilendiren karbonların birbirleri arasında nasıl bağlandığı kısmı ile ilgileniyorum ben sadece. Devam ediyorum. Karbonların arasında tekli bağ var. Yıkımları zordur. Oda sıcaklığında ise katı haldedir. Ve bu da bize doymamış yağ asitlerinin ya da do, pardon doymuş yağların ya da doymam, doymuş yağ asitlerinin bize hayvansal kaynaklı ya da hayvansal kökenli olduklarını rahatlıkla ne yapıyor arkadaşlar gösteriyor. Ve örnek olarak da tereyağı kuyruk yağı örnek olarak verilebilir. Şimdi geldim doymamışlara. Ben doymamışlara bakacak olursam karbonları arasında çiftli bağ var. Bakın bir ton karbon yapın. Ya sadece bir karbonla bir karbonun arasında bir tane çiftli bağ olsun tamam kanka doymamış diye yapıştırabilirsiniz. Hiçbir şekilde çekinmeyin, gücenmeyin, darılmayın yani. Biz doymamışlara bakacak olursak yıkımları doymuşlara göre daha kolay. Bu bir. Ki oda sıcaklığında ise sıvıdır. Doymuşlar nasıldı katıydı. Kanka o zaman bu nedir? Bitki ve balık yağları örnek verilebilir. Balık yağı burada benim için kesinlikle istisna. Bu omega 3'ler 5'ler falan filan arkadaşlar hayvansal yağların içerisinde balık yağları bu noktada istisna olarak karşıma çıkacak. Pamuk yağı, soya yağı, mısır yağı, fındık yağı örnek olarak ne yapılabilir? Tabii ki de verilebilir. Hatta buraya ek olarak şunu ekleyebiliriz. Doymamış, doymuşlar arkadaşlar hidrojence nedir? Daha zengindir. Kime göre? Doymamışlara göre. Doymamışlar ise hidrojence fakirdir arkadaşlar. Kime göre? Doymuşlara göre diyeceğiz. Geldim fosfolipitin yapısına. Biz zaten yağları genel adlarıyla 3'e ayırıyoruz. 1. Nötral yağlar az önce gördük. 3 tane yağ asidi bir gliserolden oluşuyordu. 2. Fosfolipitler arkadaşlar. Ve 3 olarak da steroidler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi nötral yağları hallettik. Geldik fosfolipitlere. Kanka fosfolipitler hücre zarının yapısına katılır. Kimdir o hücre zarı? Aslında hepiniz sanıyorsunuz. Şu gördüğünüz çift tabakalı hücre zarı sevgili arkadaşlar. Ben sadece bunun bir tanesini şöyle alıp şu kenarda inceleyecek olursam yani şundan bahsediyorum. Doğru mu? Evet. Bakın şimdi. Polin ve fosfat tabakası var. Şu baş kısmı şurası. Burasına böyle baş kısmı diyoruz. Burasına ise biz kuyruk kısmı diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben buna bakacak olursam şayet. E, kolin, fosfat ve gliserolün olduğu kısım hidrofilik yani suyu seven kısım diyoruz biz buraya baş kısmı. İki tane yağ asidinin bulunduğu kısmı ise hidrofobik yani suyu sevmeyen aslında tamamen bahsettiği şey şu kuyruk kısımları birbirlerine bakarlar ve buralar suyu sevmeyen kısımlardır. Bu elimin e, üst tarafları ise arkadaşlar e, baş kısmıdır ve suyu seven kısım olarak karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Bir kere fosfolipitler yapısaldır. Yani hücre zarının yapısına katılıyorlar. Yapıya katıldıkları için de enerji enerji vermezler. Yağlar enerji verir. He veriyor. Tamam sıkıntı yok ama fosfolipitler enerji vermiyorlar. Çünkü onlar yapısal yağlardır. Hücre zarının yapısına katılmaktadır. Hücre zarının yapısına katıldığı için de enerji verici olarak kullanılmıyor sevgili arkadaşlar. Geldim. Üçüncü bir yağ çeşidimiz olan kime? Steroidlere sevgili arkadaşlar. Steroidler düzenleyici lipid çeşididir. Düzenleyici olarak görev yapıyorlar e, steroidler. Halkasal yapıdadır arkadaşlar. Şimdi burada halkasal yapıda olması bana en önemli bir yol açtı. Bir kere sevgili arkadaşlar e, steroidlerde ester bağı yoktur. Bakın fosfolipitlerde var, nötral yağlarda var. Ama steroidler halkasal tek yapılı olduğu için e, bunlarda ester bağı bulunmuyor. Ester bağı bulunmadığı için de hücre zarından ne yapabiliyorlar? Direkt olarak geçiş işlemini gerçekleştirebiliyorlar. E, zarın geçirgenliğini ve dayanıklılığını arttırır. E, sinir hücrelerinde yalıtım görevini üstlenir. Erkek ve dişlerde östrojen ve testosteronun yapısına katılıyor ve üstelik bir de D vitamininin de yapısına katılabilme özelliğine sahip. Kolesterol hücre zarından geçebilir ve ester bağı bulunmaz. Şimdi şu gördüğümüz sarı ile işaretlenmiş yere ben dikkat çekmek istiyorum. Bir, hem fosfolipid hem de steroid nasıl yağlardı? Yapısal yağlardı arkadaşlar. Yapısal yağlar oldukları için de bu ikisi enerji için kullanılamıyorlar. Yani enerji yok. Burada enerji verici olarak sadece kim kullanılabiliyor? Nötral yağlar kullanılabiliyor diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi proteinlerin özellikleriyle devam ediyoruz. Biz proteinlerin özelliklerine bakacak olursak yapılarında kesinlikle zaten diğer yağlarda ve karbohidratlarda olduğu gibi karbon, hidrojen ve oksijen banko. Ama bir de ekstra olarak kesinlikle yapısına ne bulunacak? Azot bulunacak proteinlerin. Bu dördü arkadaşlar bir proteinin yapısında olmazsa olmaz ama bazılarında fosfor bulunabiliyor, kükürt de bulunabiliyor ekstra olarak kükürt de S harfiyle gösteriyoruz. Şimdi biz proteinlerin yapı taşlarına bakacak olursak proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Yani amino asitler bir araya gelerek proteinleri ya da polipeptitleri oluştururlar ve bu bir araya gelme olayına ben bakacak olursam bu da yine dehidrasyon tepkimesiyle gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi her canlının proteini kendine özgüdür. Neden? Çünkü canlıların birbirleriyle olan farklılıkları protein sayesinde olur. Bunun sebebi ise DNA'ya uygun arkadaşlar ya da DNA'nın verdiği şifrelere göre sentezlendiğinden kaynaklı. Yani aslında ben burada şunu söylüyorum. Bir, Karbohidratlar şifreye göre sentezlenmiyor. 2. Yağlar şifreye göre sentezlenmiyor. Ama arkadaşlar proteinler diğer iki organik bileşiğe nazaran şifreye göre sentezlendikleri için her canlının proteini kendine özgü bir özelliği vardır diyoruz hücre zarının yapısını oluştururlar. Şöyle bir hücre zarının kaba taslak yapısını düşündüğümüzde ya en fazla fosfolipitler gözümüze çarpar. Ama arkadaşlar gelin içine açıp baktığımızda ya da yüzdelik olarak ayırdığımızda hücre zarının yapısında en fazla protein bulunur, sonra yağ bulunur arkadaşlar. Bütün enzimlerin yapısına katılır. Çünkü enzimlerin kökenine inin bütün enzimler ne yapılıdır? protein yapılıdır ve bu yüzden de enzimler arkadaşlar yine tıpkı proteinler gibi onlar da şifreye göre sentezlenme olayını gerçekleştirirler. Bileşik enzimlerin ise apo enzim kısmını oluşturur yine aynı şekilde proteinler birçok hormonun yapısına katılır yağ yapılı hormonlar var ama yağ yapılı hormonlar kadar protein yapılı hormonlar da var ki protein yapılı hormonlar Hücre zarının dış kısmında bulunan reseptörlere tutunurlar ve bu reseptörlerle hormonlar işlevlerini görür. Buna da örnek olarak mesela insülin hormonu verilebilir. Karadut çayımız. Temel yapıcı ve onarıcı besindir proteinler. Aynı zamanda düzenleyici ve enerji vericidir. Şimdi düzenleyici noktasına bakacak olursak bir canlının en fazla yapısında bulunan proteindir. Bu yüzden Düzenleyicilik özelliği hat safadadır. Enerji verme özelliğine ben bakacak olursam da enerji verme noktasında 3. sırada yer almaktadır. Neden? Enerji verme sırası olarak. Neden 3. sırada yer alıyor? Çünkü proteinler canlının yapısına katıldığı için sevgili arkadaşlar önce karbohidratlar kullanılır sonra yağlar kullanılır. Artık zaten bir canlı protein kullanmaya başladı, başladıysa iş işten geçmiştir diyoruz. Devam. Enerji verici olarak üçüncü yapıya katılma sırasında ise birinci sırada yer almaktadır proteinler. Şimdi proteinler şifreye göre oluşturuyorlardı, şifreye göre sentezleniyorlardı vesaire. Bu yüzden de proteinlerin yapılarının bozulma olasılığı diğerlerine göre çok daha fazla. Yüksek ve düşük sıcaklıkta, kuvvetli asitli ve bazlı ortamlarda, yoğun tuzda, yüksek basınçta ve radyasyon gibi etkilerde proteinlerin yapısının bozulmasına biz denatürasyon diyoruz. Şimdi bu denatürasyonla ilgili bilgi veriyorum hemen size. Şimdi diyelim ki şurası proteinin 3 boyutlu yapısı olsun arkadaşlar. Bu proteinin 3 boyutlu yapısı bu protein eğer bir denatüre olduysa böyle dümdüz bir zincir haline gelir. O yüzden bakın sakın unutmayın denatüre olan proteinde bir kere amino asit sayısında arkadaşlar ya da amino asit sırasında e, sıralanmasında sırasında herhangi bir değişim kesinlikle olmaz. Çünkü peptit bağları denatürasyon esnasında kopmaz. Bakın tekrar ediyorum. Denatüre olmuş bir proteini biz inceleyecek olursak sadece proteinin üç boyutlu yapısı bozulur arkadaşlar. Ne aminosit sırası değişir, ne aminosit sayısı değişir, ne de aminositler birbirlerine bağlandıkları peptit bağıyla ayrılırlar. O yüzden peptit bağları denatürasyon esnasında kopmuyor sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bu amino asit amino, asit, amino asit diyoruz ya bu amino yapısına şöyle bir bakalım. Amino yapısına baktığımızda bakın bir hidrojen grubu var gördüğünüz gibi. Bir karboksil grubu var, radikal grup var, değişken grup. Yani her amino birbirinden farklı olmasını sağlayan kısım radikal gruptur. Doğada bakterileri tenzih edersek toplamda arkadaşlar 20 çeşit amino asit bulunmaktadır. Bitkiler bu 20 çeşit amino asitin 20'sini de kendileri üretebilirler. Yani herhangi bir dışarıdan amino asit alma gibi durumları söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Ama hayvanlara bakacak olursak hayvanlar 12 tane amino asiti kendilerinin üretebilme özelliğine sahipler. Ama geriye kalan 8 tane çeşit amino asiti nereden alıyorlar arkadaşlar? Dışarıdan. Dışarıdan alınan amino asitleri biz temel ya da esansiyel aminoasit adını veriyoruz. Sakın unutmayın. Devam edelim. Canlılarda protein çeşitliliğinin ortaya çıkaran özellikler. Şimdi bir, bir kere aminoasitin sayısı, sırası ve çeşidi farklı olması nedir arkadaşlar? Bu özelliği ya da bu farklılığı ortaya çıkaran durumlardan bir tanesidir. İki, protein çeşitlerinde aminoasitin bağlanma biçiminin hiçbir rolü yoktur. Şimdi gelelim ne demek istiyor burada? Şimdi burada aslında bize söylemek istediği şey tam olarak şu arkadaşlar. Şunun bir e, kaydırma yönünü bir düzelteyim hemen. Şimdi bakın, ben bir bak, amino asit yapısı yazayım hemen şuraya. Kalemi aldım. Aminositin yapısını yazacak olursam, bakın aminositin bir amino grubu var. Sonra bu amino grubunun bağlı olduğu bir karbon, sonra bir karboksil grubu var. Sonra radikal grubu olsun. Bu birinci aminosit olacağı için radikal bir yaptık. Şöyle şurayı, bu gördüğünüz arkadaşlar birinci aminositimiz bizim. Şimdi hemen yanına ikinci aminositi yazayım. Yine amino grubunu yazdım, karboksile bağlıyorum, hidrojen grubunu yazdım. Bu da farklı bir aminosit olsun. Bu da bizim ikinci amino asitimiz arkadaşlar. Bakın bu gördüğünüz iki amino asit arasındaki peptit bağı birinci amino asitin karboksil grubuyla ikinci amino asitin amino grubu arasında kuruldu. Yani aslında bakın peptit bağının kurulduğu yer tam olarak şurası. Şu arada gördüğünüz arkadaş da peptit bağıdır. Kendisi tam olarak peptit bağı. Bak şimdi biz burada baktığımızda karboksil grubundan bir OH geliyor. E, amino grubundan da bir hidrojen geliyor. Yani burada bir peptit bağının olduğu yerde ayrıca ne açığa çıkıyor? Su. Şimdi burada bağlanma biçimleri bizim için herhangi bir farklılık oluşturmuyor. Neden? Çünkü her zaman bağlanma biçiminde her zaman karboksille amino arasında bağlantı kuruluyor. Karboksille amino dışında arkadaşlar bağlantı kurulan herhangi bir yer yok. Ve bu ikisi arasında kurulan bağda biz ne diyoruz? Peptit bağı adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Amino asitler peptit bağlarının daima birinci amino asitin karboksil grubu ile ikinci amino asitin amino grubu arasında kurulan bir birlikteliktir. O yüzden bağlanma biçimi bizim için herhangi bir farklılık oluşturmuyor diyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca protein çeşitliliğinde proteinlerin üretildiği ribozomların ve reyna'nın da etkisi yoktur. Kanka zaten ribozoma bakacak olursam ribozom büyük alt birim ve küçük alt birimden oluşuyor. Bütün canlılarda aynı. E, R reyna'ya bakacak olursam R reyna da ribozomun yapısına katılıyor. Aynı zamanda bir de ne yapıyor? E, arasında peptit bağı kurulmasını sağlıyor R reyna. O yüzden bakın ne bağlanma şekillerinin ne de e, ribozomun ne de amino pardon ne de e, arkadaşlar R reyna'nın Proteinin çeşitliliğinde herhangi bir etkisi yok. Çeşitlilik ya şifreyle olacak. Ya, ya amino asit sayısı ile olacak ya ya amino asit çeşidi ile olacak ya da amino asit sırası ile olacak. Çeşitliliği sağlayan etmenler bunlardır. Geldim şimdi enzimlere. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürür. Aktivasyon enerjisi ise arkadaşlar tepkimenin tepkimenin başlaması, Başlaması için gerekli olan gerekli olan minimum enerjidir. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Aktivasyon enerjisi diyoruz. Yani şöyle düşünün. Kapıyı açacaksınız. Anahtarı soktunuz. Anahtarı çevirmeniz için bir güç lazım, doğru mu? İşte oradaki o kullandığınız minimum enerjiye biz ne diyoruz? Aktivasyon enerjisi diyoruz. Bir kere tepkimeler, enzimler tepkimeyi başlatmazlar. Sevgili arkadaşlar, şuradan ok çıkaracak olursak tepkimeyi başlatanlar aktivasyon enerjisidir. Bir kere bu ve burada söyleyeceğimiz ikinci şey enzimler tepkimeyi başlatmazlar. Evet. Ama enzimler arkadaşlar başlamış olan tepkimeye etki edeceklerdir. Başlamış tepkimeye etki ederler. Şimdi şu görsele bakacak olursak biz bakın şu kırmızı olan nedir? Enzim olmadan yani enzim olmadan gerçekleşen tepkimede harcanan aktivasyon enerjisini bana şöyle gösteriyor. Alttaki mavi grafik ise enzimli tepkimeyi gösteriyor. Bu da bakın ne kadar daha az aktivasyon enerjisi harcandığını ya da ne kadar az aktivasyon enerjisini gerek olduğunu gösteriyor. O yüzden enzimler hem enerji tasarrufu yapar hem zaman tasarrufu yapıp aynı ürünün oluşmasını sağlayan protein yapılı arkadaşlar maddelerdir. Şimdi Enzimlerin çeşitlerine bakacağım ben. Enzimlerin çeşitlerine bakacak olursam enzimlerin çeşitlerini ben ikiye ayırıyorum. Bir basit enzim, iki bileşik enzim. Basit enzimin yapısında sadece protein bulunuyor arkadaşlar. Ve sadece protein bulunan biz bu yapıya Apo enzim adını veriyoruz. Devamına ben bakacak olursam bir de bileşik enzimler var sevgili arkadaşlar. Bileşik enzimlerde Apo enzim artı bir de yardımcı kısımdan meydana geliyor. Peki kimdir bu yardımcı kısım? Bu yardımcı kısım arkadaşlar bir mineral olabilir ya da bu gördüğünüz yardımcı kısım bir vitamin olabilir. O yüzden proteinlerin apoenzim kısmı artı yardımcı kısmı eşittir bileşik enzim yani halo enzimi oluşturur diyoruz. Mineraller ve vitaminler zaten böylece enzimin yapısına katıldıkları için de düzenleyici olarak görev yaparlar. Peki bu enzimin yapısına katıldığında en büyük olan mineral yapısı mıdır yani yardımcı kısım mıdır yoksa apoenzim kısmı mıdır her zaman büyük olan yani boyut olarak büyük olan kısım apoenzim kısmıdır unutmuyoruz şimdi enzimler de proteinler gibi canlardaki DNA şifresine özel üretirler neden kanka çünkü enzimler ne yapılı e protein yapılı hocam e enzim protein yapılıysa Demek ki enzim de bir şifreye göre bir gen yardımıyla sentezlenmesi söz konusu. Her enzimin yapısında protein kesinlikle var. Niye? Biraz önce söyledim enzimler protein yapılıydı. Bu yüzden de her enzimin yapısında protein olmak zorunda arkadaşlar. Ancak her enzimin yapısında vitamin ya da mineral olmak zorunda değil. Şimdi bileşik enzim var. Parçalıyorum ben bileşik enzimi. Ben bileşik enzimi parçaladığına bakıyorum. Ya Hangisi yapısında kesim var? Mineral ve vitamin bilmiyorum. Bu kısımdan emin değilim. O yüzden vitamin doğru olabilir mineralde ama yardımcı kısımdan size yine organik olarak bahsediyorsa bu mineraldir ama hayır organik olarak bahsediyorsa bu ise arkadaşlar vitamindir unutmuyoruz. Devam ediyorum. Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir. Bakın bir enzim substratı neye dönüştürecektir? Bir enzim substratı ürüne dönüştürecektir. O yüzden enzimlerin etki edip Ürüne dönüştürdüğü maddelere biz substrat diyoruz ama şunu da eklemek istiyorum. Enzimler her zaman parçalama işlemi ya da hidroliz işlemi yapmıyor arkadaşlar. Enzimler dehidrasyonda da kullanılabilir. O yüzden sadece parçalama olarak kodlamayın kafanıza. Enzimlerin substratı tanıyan kısmı protein kısmıdır. Yani aslında bu protein kısmından bahsettiği yer neresi arkadaşlar? Apo enzim kısmından bahsediyor. Apo enzim kısmına biz protein kısmı diyorduk. Bakın substratla yani S ve E birleşti bakın substratla enzim birleşti substrat enzim kom, e, kompleksini oluşturdu. Sonra A ve B oluşur. Neden? Substrat A ve B'ye dönüşmüş. Enzim ise tepkimeden olduğu gibi ne yapacaktır? Çıkacaktır. Yani bunun klasik bir görseli var. Aslında hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Enzim birleşti kimle? Substratla. Bir sonraki aşamada ne oluyor bakın enzimle substrat birleştiler. İşte biz buna ne diyoruz? Enzim substrat kompleksi diyoruz. Şu ortada gördüğünüz substrat daha sonra neye dönüşüyor? Ürüne. Ve enzim ise tepkimeden hiçbir değişikliğe uğramadan direkt olarak ne yapıyor? Çıkıyor. Enzimler çok hızlı çalışır. Çok hızlı çalıştıkları için de kısa sürede enzimsiz tepkimenin verdiği ürünün aynısını verebilir. Yani şundan bahsediyorum. <laughs> çok özür dilerim. Enzimsiz tepkime 1 dakikada 5 ürün üretiyorsa enzimli tepkime de 15 saniyede 5 ürün üretiyor. Aslında burada bahsettiğimiz şey bu ve kısa sürede aynı ürünü verdiği halde aynı zamanda enerjiden de ne sağlıyor? Tasarruf sağlıyor sevgili arkadaşlar. Enzimler hücre içerisinde takım halinde çalışır. Takım halinde çalışanlar geri bildirim mekanizmasıyla birbirlerine bildirim yaparlar. Öncelikle bakın burada takım halinde çalışmaya örnek olarak mesela neyi verebiliriz? Nişastayı aminaz parçalar maltoz yapar. Maltozu maltaz parçalar glikoz yapar. Burada benim için önemli olan şey nedir? Glikozu oluşturmaktır. Doğru mu? Evet hocam doğru. Glikozu oluştururken ben kaç tane enzim çalıştırdım? İki tane. Bir maltaz bir aminaz. İşte burada aminazla maltaz nasıl çalışmış oluyor? Grup halinde çalışmış oluyor. Şimdi görsele bakacak olursam benim bir ön maddem var. Yani ürüne dönüştürmek istediğim bir maddem var ve ben bu ön maddeyi bakın C yani son ürüne kadar parçalamışım. Fakat parçalarken ilk önce ön maddeyi A maddesine enzim 1 yardımıyla çevirmişim. Daha sonra A'yı enzim 2 yardımıyla B'ye çevirmişim. Daha sonra B'yi enzim 3 yardımıyla C'ye çevirmişim. Yani burada enzim 1, enzim 2 ve enzim 3 arkadaşlar nasıl çalışmıştır diyoruz takım halinde çalışmıştır. Bu yüzden önemli. Bu bir. İkincisi ise bakın. Şimdi şöyle düşünün. Burada bir ön madde vardı ve bu ön madde A'ya çevrildi. Enzim 1. O zaman enzim 1'in burada substratı kim oluyor? Ön madde oluyor. Peki enzim 1'in ürünü kim oluyor? A oluyor. Devamına bakacak olursak A ise enzim 2 tarafından B'ye çevrilmiş. O zaman bekleyin. Enzim 2'nin substratı kim? A. Enzim 2'nin ürünü kim? B. Peki A enzim 1'in neydi? Ürünüydü. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Yani enzim 1'in ürünü A iken aynı A enzim 2'nin substratı olarak e, çalışıyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki son ürün oluştu. Amacımız zaten neydi? Bizim son ürünü oluşturmaktı. Son üründen sonra geri bildirim yapılıyor ve enzim 1 C yani geliyor ve enzim 1'e yapışıyor. Neden yapışıyor? Ön madde parçalanmaya ya da ön maddeden tekrar C oluşulmaya devam etmesin diye. Buradaki amaç bir enerjiyi tasarruf etmek, iki fazla ürün oluşumunu engellemek tamamen bu şekilde çalışılıyor. Devam ediyorum. Her e, enzim gelir, belirli bir gen tarafından sentezlenir. Bakın şimdi. Enzim 1'i gen 1 sentezlemiş. Enzim 2'yi gen 2 sentezlemiş. Enzim 3'ü de gen 3 sentezlemiş. Burada bakın arkadaşlar. Diyelim ki farz ediyorum gen 2 mutasyona uğrasın. Gen 2 yok. O zaman ortamda enzim 2 de yok. Ne olacaktır? Enzim 1 sürekli A'yı oluşturacaktır. Ama B ve C hiçbir zaman oluşmayacaktır. Ta ki ortama ne zaman ben enzim 2 koyarsam ya da gen 2'yi ne zaman tamir edersem o zaman ne olacak arkadaşlar? enzim 2 tekrardan üretilmeye başlayacaktır. Peki bu protein yapılı olan enzimin çalışmasını etkileyen faktörler ne? Bir sıcaklık protein yapılı olduğu için yapısı bozulur. pH substrat yüzeyi. Şimdi geldim substrat yüzeyine bakacağım ben. Diyoruz ki bakın substrat yüzeyi arttıkça enzimin hızı ya da tepkime hızı ne olacaktır artacaktır. Enzim miktarı arttıkça tepkime hızı ne olacaktır artacaktır aktivatöre gelecek olursam da tepkimeyi hızlandıran maddelere ben ne diyorum? Aktivatör diyorum. İnhibitöre bakacak olursam da inhibitör ise tepkimeyi yavaşlatan ya da tepkimeyi direkt olarak durduran maddelere biz inhibitör maddeler adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Geldim enzim grafiklerine. Bir kere ben substratla alakalı bir grafik hatta bunu şöyle şuraya genişçe çizmek istiyorum. Ben biz substrat grafiği çizmek istiyorsan bakın Şöyle şuraya zaman yapalım şuraya da substrat diye yazalım Bir kere bu grafik ne olacaktır azalacaktır niye çünkü substrat ürüne dönüşüyor arkadaşım Devam Eğer ben bir Enzim grafiği çizecek olursam bunu birkaç şekilde çizebilirim bir Direkt olarak şu şekilde sabit çizerim enzim miktarı değişmiyor diye 2 Yine aynı enzimle alakalı bir grafik çizmek istiyorsam ben sevgili arkadaşlar bu grafik nasıl olacaktır? Enzim kullanıldığı için önce azalacak ama sonra tekrardan eski haline dönecektir. İşte bakın bu da enzimin bir diğer grafiği. Başladığı yere geri döner ama bakın enzimin kullanılması demek enzimin bitmesi tükenmesi demek değildir. Bunun altını çiziyorum bakın tekrar ediyorum. Enzimin kullanılması demek enzimin bitmesi tükenmesi anlamına gelmiyor. Mesela ben şimdi Mikrofonu kullanıyorum. Mikrofon azalıyor mu? Yo, olduğu yerde kalıyor. Ya da ben şimdi kapıyı açacağım, dışarı çıkacağım ve kapının kulpunu kullanmam lazım. E, kapının kulpunu kullanıyorum ama miktarını azalma yok. Biraz sonra kapıyı kapatacağım zaman tekrar kapının kulpunu kullanabiliyorum. O yüzden enzimler kullanılır ama enzimler harcanmaz. Bunu sakın unutmayın. Daha sonra enzim substrat kompleksi çizmek istiyorsam ben Önce artacaktır. Neden? Birleştikleri için enzimle substrat ama sonra ayrıldıkları için azalacaktır. Çünkü substratlar neye dönüşüyor arkadaşlar? Ürüne dönüşüyor. Daha sonra ben ürünle alakalı bir grafik çizmek istiyorsam şayet bunun miktarda ne olacaktır? Yukarı doğru artan bir grafik olacaktır. Neden? Çünkü e, sevgili arkadaşlar ne oldu az önce? Substratlar ürüne döndü. Eğer ben bir substrat ürün grafiği çizmek istiyorsan bu da yine aynı şekilde azalan olacaktır. Bakın, substrat azalıyor ama ürün miktarında ne var? Ciddi bir artış söz konusudur diyoruz. Şimdi grafikleri de çizdiğimize göre hemen 44'e geçiyoruz. Yani yağda çözünen ve suda çözünen olarak vitaminleri biz ikiye ayırıyoruz. Bakın. Yağda çözünen vitaminlerimiz bizim ADEK vitaminleridir arkadaşlar ve ADEK vitaminleri depolanabilir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Suda çözünen vitaminlerimiz ise B ve C vitaminidir. B ve C vitaminleri arkadaşlar depolanmazlar. Depolanmalarının depolanmamalarının yanı sıra ise B ve C vitamini günlük olarak alınması gereken vitaminlerdendir. Geldim şimdi 45'e. Deyna ve Reyna'ya geldik. Artık yavaş yavaş biraz daha 9. sınıfın ilk ünitesinin sonlarına gelmeye başladık sevgili arkadaşlar. Bakın diyor ki yönetici moleküller. iki tane yönetici molekülüm var benim abi. DNA yani deoksiribonükleik asit ve bir de RNA yani ribonükleik asit. Şimdi ben DNA'nın yapısını çizecek olursam DNA'nın yapısında şurada organik baz var. Kimdir bu organik bazlar? DNA ise adenin, timin, guanin ve sitozin. Daha sonra buna bağlı olan bir 5 karbonlu şeker var ki bu da deoksiriboz şekeri. Ve buna bağlı olan bir de ne var? Fosfat var arkadaşlar. Organik bazla deoksiriboz şekerinin arasında bulunan bağı ben glikozit bağı diyorum Deoksiriboz şekeri ile fosfat arasında bulunan bağı ise ben ester bağı adını veriyorum arkadaşlar Devamını Devamını getiriyorum hemen aynısını ribozun e, reynasını çizeceğim Reyna'ya ben bakacak olursam yine organik baz var Organik baza bağlı olan bir şeker var hangi şeker riboz Şekeri Ve Riboz şekerinin de bağlı olduğu bir Fosfat var arkadaşlar yani ben şimdi şunlara bakacağım. Organik bazla riboz arasında glikozit bağı var. Riboz şekeri ile fosfat arasında da ester bağı var. Bağlarda bir değişiklik yok. Ama bakın organik bazlarımız bizim burada adenin, guanin, stozin ve timindir. Ama riboza bakacak olursak yani reynaya adenin, urasil, guanin ve stozindir. Yani reynanın yapısında kesinlikle timin yok. DNA'nın yapısında ise kesinlikle urasil yok sevgili arkadaşlar. Bu bir kere kesin. Devam edelim. Hem Reyna'nın hem de DNA'nın ortak özelliklerine bakacak olursam ikisinin yapısında da karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat banko var. Nereden var azot? Arkadaşlar şu organik baz diyorum ya ben. O organik bazın aslında genel ismen açılımına biz azotlu organik baz adını veriyoruz. Bu yüzden de azot kesinlikle var. Devam. Polinükleotit yapıldır. Polinükleotit ne demek? Poli çok demek zaten arkadaşlar. Nükleotit de işte bu adeninler timinler var ya çok nükleotitli yapı yapılıdır her ikisi de sevgili arkadaşlar. Devam. Ama kalemi almam lazım. Adenin, guanin, stozin bazlarının bulunması. Üçün, ikisinde de ortaktır bu 3 e, baz. 5 karbonlu şeker, pentoz bulunması. iki yine aynı şekilde ortaktır. İnorganik fosfat grubunun bulunması. Yani bahsettiği fosfat grubu şurası. Her ikisinin açılımını da okuyacak olursak bakın nedir? Deoksiribonükleik asit. Asit bitti. Ribonükleik asit. Bak bu da asit. Bu da bitti. Bu asitlik özelliği ise hem DNA'ya hem de RNA'ya nereden geliyor biliyor musunuz? Fosfat grubundan geliyor. Bunu da unutmuyoruz. Genetik bilgiyi taşıması. DNA ve mRNA için ikisinde de ortak. DNA zaten genetik bilgiyi veren arkadaş. mRNA ise direkt taşıyan arkadaş. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplastta bulunuyor. Her ikisi de prokaryotlarda ise arkadaşlar hücrenin sitoplazmasında bulunarak ortak bir diğer özelliklerini gösteriyorlar. Protein sentezinde her ikisi de görev yapar. Zaten protein sentezinde DNA dolaylı olarak şifre vererek görev yapıyor. RNA ise şifreyi taşıyan, aminoasit taşıyan ya da peptit bağı kuran özellikleriyle birlikte ne yapıyor? Yine protein sentezinde görev alıyor. Ve yine her ikisi tüm canlarda ortak olarak bulunuyor. Az evvel şurayı atladım arkadaşlar. Bakın M reyna, T reyna ve R reyna var. Şimdi ben burada sevgili arkadaşlar şuna bakacağım. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi ben M reyna'nın özelliğine bakacak olursam M reyna'nın görevi, görevi şifreyi taşır. Peki şifreyi kime taşır? Şifreyi ribozoma taşır arkadaşlar. Bu bir. Ben T Reyna'nın görevine ben bakacak olursam T Reyna'nın görevi de şifreye uygun amino asitleri taşır. Peki nereye taşıyor? Yine aynı şekilde ribozoma taşımakla görevli. R Reyna'nın görevine bakacak olursam da R Reyna'nın görevinden bir tanesi yapıya katılır. Kimin yapısına katılır? E o da ribozomun yapısına katılır. Bunların hepsi ribozoma çalışıyor. Aynı zamanda R reyna bir de amino asitler arasında ne kuruyor arkadaşlar? Peptit bağı kuruyor. Buraya kadar okeyiz. Peki bunların hücrelerde bulunma yüzdelerine ben bakacak olursam. mRNA reyna bir hücrede yoğunluk olarak %5 miktarda bulunuyor. tRNA reyna ise arkadaşlar %15 oranında bulunuyor. R reyna ise arkadaşlar %80 oranında bulunuyor. Yani bu rakamlar aslında çok da önemli değil. Kanka en fazla R bulunuyor sonra T bulunuyor sonra ise M bulunuyor diye yani ritim diye kodlayabilirsiniz İ harflerini çıkarırsanız şayet Evet arkadaşlar artık 9. sınıfın son notuna geldik yani daha doğrusu ilk ünitenin son notuna geldik şimdi biraz önce yukarıda Deyna'nın ve Reyna'nın ortak özelliklerine falan baktık şimdi ise 9. sınıf yani da taktım abi Deyna ve Reyna'nın farklı yönlerine bakacağız şimdi bir bir kere arkadaşlar Deyna'da timin varken onun yerine reyna da bulunuyor. Bu ikisinin farklarından bir tanesi ve ayırt etmek için de kullanılan en kolay yöntemlerden bir tanesi. 2. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunuyorken reyna'nın yapısında ise riboz şekeri bulunuyor. Yani bu ikisinin 5 karbonlu şeker bulundurmaları ortak ama bulundurdukları şeker çeşitleri farklı. Devam. DNA çift iplikliyken reyna ise tek iplikli bir yapıya sahip. DNA'nın çift zincirinde adenin timin. Guanin stozin eşleşmesi var ama reyna da böyle bir eşleşme yok. Adenin timin guanin stozin gibi bir eşleşme söz konusu değil. DNA kendini eşleyebilir ve onarabilir ama de reyna kendini eşleyip onarma gibi bir durumu yok. DNA tarafından DNA'nın keyfi gelirse yapılabilir sadece arkadaşlar. Yıkılıp yeniden yapılamaz DNA ama reyna yı tekrar yıkılıp yeniden oluşturulabilme özelliğine sahip. DNA ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplastta bulunurken prokaryotlarda ise sitoplazmada bulunuyor. Ben reynaya bakacak olursam yine çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplastta var ama bir de ribozomlarda prokaryot e, bulunuyor. Ribozomun yapısında reyna olarak ne var? E R reyna var mesela. Prokaryotlarda ise sitoplazmada ve ribozomun yapısında bulunuyor. Devam Protein sentezine DNA dolaylı olarak ama RNA direkt olarak katılıyor. Çünkü mRNA'da, tRNA'da, rRNA'da direkt olarak protein senteziyle muhataplar arkadaşlar. DNA'yı DNA polimeraz sentezlerken RNA'yı RNA polimeraz sentezler. Polimeraz enzimi sentezler. DNA'nın parçalanması DNA az enzimiyle olurken RNA'nın parçalanması ise RNA az enzimiyle gerçekleşir. DNA hücrede yöneticidir yani emir veren konumundadır. DNA ise bu emirleri uygular ve hücreden hücrede DNA'nın miktarı ne yapabilir? Değişiklik gösterebilir. Evet şimdi geldik 9'un ikinci ünitesine yani hücre konusuna. Bu gördüğünüz hücrenin yapısal olarak ayrılması yani prokaryot hücreler ve ökaryot hücreler olarak ayrılması. Prokaryot hücreler daha küçük ve basittir ama ökaryotlar onlara göre daha büyük ve gelişmiş yapıya sahiptir ki biz prokaryot ve ökaryotu çekirdek bulundurup bulundurmamasına göre ayırıyoruz. Zarla çevrili çekirdekleri ve zarla çevrili organelleri kesinlikle yok prokaryotların. Ama ökaryotlarda alabildiğinizde hepsi var. Hem zarla çevrili çekirdekleri, organelleri falan hepsi gırlı arkadaşlar. Hepsi net bir şekilde var. Çekirdek kesinlikle bakın prokaryotlarda kesinlikle çekirdek yok. Ama ökaryotlarda çekirdekle çekirdekçikte hepsi bulunuyor arkadaşlar. Hiçbir eksiği yok. Şimdi biz arkadaşlar hücre zarı ile hücre çeperinin karşılaştırmasını yapacağız. Hücre zarı ne yapıyor? Hücre çeperi ne yapıyor? İkisinin bir farkı ne? Ya da neden birisi bütün hücrelerde bulunurken bir diğeri bütün hücrelerde bulunmuyor? Bunlara bakacağız. Şimdi bir. Hücre zarı tüm hücrelerde bulunur. Net. Canlı olan tüm hücrelerde hücre zarı banko olarak bulunur. Ama hücre çeperi bakteri, mantar, bitki, alglerde bulunur arkadaşlar. Bakacak olursak. Bir de arkeyi de yazalım. Çünkü arkeyi unutmuşum. Ve arkelerde bulunur. Hücre zarı canlıyken hücre çeperi cansız bir yapıya sahiptir hücre zarı seçici geçirgendir. Yani diyor ki arkadaşım ben her maddenin geçişine izin vermiyorum. Ama hücre çeperi öyle mi değil. Tam geçirgendir. İstenilebildiği yani maddeler istediği gibi giriş çıkış yapabiliyorlar. Hücre içeriğinin dağılmasını önler ve hücreyi dış etkilerden korur. Hücre zarı. Hücre çeperi ise arkadaşlar hücreni yine işte koruma işlemiyle ilgileniyor. Hücre zarı ne olursa olsun yani bir yaşındaki çocuk kimse Ayşe diyelim. Ayşe 70 yaşındayken de hücre zarı hücrelerinin kalınlığı aynıdır. Hiçbir zaman değişmez. Yani incelme ya da kalınlaşma olmaz. Ama hücre e, hücre çeperi zamanla kalınlaşabilir ya da zamanla e, arkadaşlar incelebilir. Ama genelde kalınlaşıyor. Madde birikiminden kaynaklı. Hücre çeperi aynı zamanda bitki hücresine de ne yapıyor? Desteklik vermeyle ilgileniyor. Şimdi şu gördüğünüz bir bitki hücresine ait hücre ben bu hücreler üzerinden size organellerin konu anlatımını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bakın kloroplastla başlamak istiyorum ilk etapta. Şu gördüğünüz sevgili kloroplastın arkadaşlar görevi fotosentez yapmak. Ve fotosentez yapıp bitkiye ne üretmek? Bitkiye besin üretme işlemiyle ilgileniyor. Fotosentezin formülü ise karbondioksit artı su besin artı oksijen şeklinde devam ediyor. Tabii bunların önlerinde rakamları var katsayılar da ben direkt olarak yazdım. Kloroplastın kendine ait bir mRNA e, pardon. Kloroplastın kendine ait arkadaşlar bir DNA'sı bulunabiliyor. RNA'sı bulunabiliyor ve aynı zamanda ribozomu da bulunuyor. Aynı şeyler mitokondri içinde geçerli. E, kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunuyor. Mitokondri ise fotosentezin tam tersi te tepkime ile solunum işlemini gerçekleştirerek canlıya ne üretiyor? ATP üretmeyle görevli canlıya ATP üretiyor. Devamına bakacak olursak bakın iki çeşit endoplazmik retikulum var. Bunlardan bir tanesi granülsüz endoplazmik retikulum. Granülsüz denilmesinin sebebi ise üzerinde ribozomun olmaması. Granüllü endoplazmik retikuluma gelecek olursak da arkadaşlar üzerinde ribozom var. Peki normalde bu endoplazmik retikulum ne işe yarıyor? Normalde bu endoplazmik retikulum hücre içerisindeki taşımaları gerçekleştirir. Protein taşıyabilir, amino asit taşıyabilir ama hücre içerisinde madde taşınma e, hücrenin lojistik desteğini sağlayan endoplazmik retikulumdur. Daha sonra hücre duvarı bakın. Hücre duvarı tam geçirgendir. Selüloz yapılır ve bütün maddeler rahatlıkla giriş çıkışlarını ne yapabilir? Gerçekleştirebiliyorlar. Merkezi kofula ben bakacak olursam merkezi koful sevgili arkadaşlar sadece bitkilerde bulunur ve bitkilerde ise arkadaşlar merkezi koful en büyük yapıdır. İçi su doludur ve bitkiye ne sağlıyor? Bitkiye desteklik sağlamayla ilgileniyor. Ve son olarak golgi aygıtı. Golgi aygıtı ise her zamanki gibi arkadaşlar salgı ve paketleme işlemleriyle ilgileniyor ve maddelerin son halini veren yine kimdir? Golgi organelidir diyoruz. Şu gördüğümüzde bakın ribozomun görevi aynı. Protein sentezi Koful işte besin kofulu ya da sindirim kofulu oluşur. Hücre zarı, çekirdek, mitokondri aynı ama burada kim yok? Bakın, kloroplast yok. Çünkü hayvanlar kendi besinlerini dışarıdan alıyorlar, kendileri üretmiyorlar. Çekirdekçik, okey. Geldim lizozoma. Lizozom da yine arkadaşlar aynı şekilde bitkilerde bulunmuyor. Yani bitkilerde lizozom kesinlikle yok. Bunu sakın unutmayın. Peki lizozomun görevi ne? Lizozomun görevi ise arkadaşlar hücre içi sindirimle ilgileniyor. Lizozomun görevi bu. Endoplazmik retikulumun görevi de granülsüz erenin görevi de yine aynı şekilde aynı ve golge aygıtının da yine aynı diyoruz. Burada sentriyoller var bunlar da bitkide yok. Sentriyoller birleşerek arkadaşlar hücre içerisinde sentrozomu meydana getiriyor. Peki sentrozom ne işe yarıyor derseniz sentrozom ise hücre bölüneceği zaman hücrede iyi ipliğinin oluşumunu sağlayan yapıya biz sentrozom diyoruz. Sinir hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki de bölünme özelliği yani iplik diye oluşturamadığı için otomatikman bölünememe gibi durumları oluyor. Tabii son zamanlarda bayağı bir araştırılmış sinir çok pardon. Bazı bölgelerde bulunan sinir hücrelerinin bölünebilir özellikte olduğunu söylüyor ama tabii bu daha kanıtlanmış bir şey değil. Evet arkadaşlar şimdi o mükemmel mitokondri ve kloroplastın ortak yönlerine bir de farklı yönlerine bakacağız. Şimdi ortak yönlerine bakacak olursak her ikisi de çift zarlı organellerdir. Yani mitokondri de çift zarlı, kloroplast da yine aynı şekilde çift zarlı organellerdir. Her ikisi de hem ATP sentezler hem de ATP'yi harcar. Biz ATP üretilmesine fosforilasyon diyoruz. ATP'nin tüketilmesine ya da harcanmasına ise defosforilasyon adını veriyoruz. Her ikisinde de ETS yani elektron taşınma sistemi mevcut. Her ikisinde de DNA, RNA ve ribozom var ve her ikisi de çekirdek kontrolüne kendilerini eşleyebiliyorlar ve enerji dönüşümü yapabiliyorlar. Prokaryotlarda hem mitokondri hem kloroplast her ikisi de bulunamıyor ve her ikisi de protein ve enzim sentezleyebilme özelliğine sahipler. Yani şöyle düşünün şöyle klasikleşmiş sorular var. Mesela şurada mitokondrinin görseli olacak olsa şurada kloroplastın görseli olacak olsa arkadaşlar bakın mitokondriden kloroplasta doğru gidebilecek iki tane şey var. Bunlardan birisi karbondioksit bir diğeri ise su. Kloroplastan mitokondriye gelebilecek olan şeyler ise arkadaşlar birisi glikoz ya da besin diyebilirsiniz. Bir diğeri de oksijendir. Yani eğer şuraya A deseydi bu A ya karbondioksit ya su olurdu. Aşağıya B deseydi bu B ise ya glikoz ya da oksijen olacaktır. Şimdi her ikisinin farklarını sırayla bakacak olursak mitokondri oksijenli solunum yaparken kloroplast fotosantez yapıyor. Mitokondri oksijenli solunumla enerji üretiyor. Kloroplast ise fotosentezle besin üretiyor. Gündüz pardon mitokondri gece ya da gündüz her türlü her şekilde aktif. Ama Kloroplast sadece ışık varlığında aktifliğini gösterebiliyor. Yani ışık varsa kloroplast da çalışıyor arkadaşlar. Mitokondri oksidatif ve substrat düzeyde fosforilasyon. Yani hem oksidatif de, e, yöntemle enerji üretebiliyor. Oksijenli solunumla, hem de substrat düzeyde enerji üretebiliyor. Fakat gel gelelim ki kloroplasta baktığımızda sadece fotofosforilasyonla yani fotosentezin tepkimesi dahilinde enerji üretebiliyor. Mitokondri hem bitki hem hayvanda bulunabilirken kloroplast ise sadece bitki hücrelerinde bulunabiliyor arkadaşlar. Mitokondri solunum reaksiyonlarında ATP üretir ve kloroplast ise ışık enerjisiyle birlikte ATP üretimini gerçekleştirebiliyor. Mitokondrinin iç zar kıvrımlarına krista diyoruz. Hatta bu kristallerin miktarı yani o girinti çıkıntılar arttıkça mitokondrinin yüzey alanı artıyor. Mitokondrinin yüzey alanı arttıkça da daha fazla enerji üretiyor. İç ve düz e, yapıya sahiptir. Yani herhangi bir girinti çıkıntı yok. Klorofillidir ve yeşil renk verir. Bir kere zaten şunu da unutmayın. Fotosentez yapılabilmesi için kloroplast organeli şart değil. Ama fotosentez yapılabilmesi için arkadaşlar kim şart? Tabii ki de klorofil şart. Ama yine söylüyorum fotosentez için kloroplast şart değil ama klorofil şart. Organik maddeleri inorganiğe kadar parçalar. Bakın glikoz nasıl bir madde? Organik madde. E karbondioksit de suya kadar parçalanmış mı? Glikoz e parçalanmış. O zaman organik inorganiğe çevriliyorsa bunu da solunum. Eğer inorganik organiğe çevriliyorsa bu ise fotosentezi gösterecek. Ortamda oksijen miktarı düşer ama su üretilir. E, su üretildiği için de yoğunluk azalır ama karbondioksit üretildiği için a, asitlik ne yapacaktır? Artacaktır asitlik artarsa o zaman ne olacak? Otomatikmen pH'ta düşüş gösterecek. Su arttığı için ozmotik basınç azalacak ama turgor basıncı ve emme kuvveti ne olacak? Artış gösterecektir. Kloroplasta ben bakacak olursam Kloroplast arkadaşlar inorganik maddeleri organiye çevirir. Yani bir karbondioksitle su organik olan bir besine çevriliyor. Karbondioksitle su kullanılır. Oksijen üretilir. Ve üretilen oksijen doğrudan nereye veriliyor arkadaşlar? atmosfere veriliyor. Ortamın pH'i artar çünkü karbondioksit asit bir maddeydi. E karbondioksitin azalması demek otomatikman ortamın pH miktarının da artması anlamına geliyor. Ve turgor basıncı düşer. Niye turgor basıncı düşer? Çünkü ortamda su kullanıldığı için otomatikman ozmotik basınç artacaktır. Çünkü kullanılan su azalıyor. Ozmotik basınç artacaktır. Ozmotik basıncın artması demek de turgor basıncının azalması anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi madde geçişlerine biz bakacak olursak madde geçişleri bizim için önemli. Neden? Çünkü işte monomer maddenin, polimer maddenin bunların geçişleriyle ilgili yönler gelir, bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz madde geçişlerine genel hatlarıyla bakacak olursak bir küçük moleküller yani küçük maddelerin hücre zarından geçebilirken direkt geçebilenler. Bir de büyük moleküllerin geçişleriyle alakalı ikiye ayırıyoruz. Yani bir küçük yani monomer maddelerin geçişi, bir de büyük yani polimer maddelerin geçişiyle ilgili e, ikiye ayırıyoruz. Küçük maddelerin geçişi ise pasif taşıma ve aktif taşıma olmak üzere tekrardan ikiye ayrılıyor. Peki pasif taşıma içerisinde ne var? Pasif taşımayı arkadaşlar difüzyon diye ayırabiliriz. Difüzyonu da basit difüzyon ve kolaylaştırmış difüzyon ve bir de pasif taşımayı ne diye ayıracağız? Ozmoz diye ayıracağız. Bu gördüğünüz pasif taşımada basit difüzyonla kolaylaştırılmış difüzyonda taşınan şeyler bir maddedir arkadaşlar. İşte bir moleküldür. Ama ozmozla taşınan şeyler sadece suyun taşınması ozmozla gerçekleşecektir. Gelelim aktif taşımaya. Aktif taşımada da yine su dışındaki diğer monomer maddelerin taşınması gerçekleşir. endositoz ve eksositoz yani büyük moleküllerin taşınmasına bakacak olursak bunlarda da arkadaşlar yine molekül taşınır ama nasıl moleküller? Büyük moleküllerin taşınması gerçekleşir. Bakın burada pembe ile Şerit içine almışım ben burada. Aktif taşıma, endositoz ve egzostoz. İşte bunlar ATP'nin harcandığı taşınma biçimleri arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Aktif taşıma, endositoz ve ATP'nin harcandığı yapılar. Çok özür dilerim. Pasif taşımada yani difüzyona ve ozmuza bakacak olursak da buralarda ATP harcanmıyor. En fazla öğrencilerin yanlış yaptığı yeri ben size söyleyeyim aktif taşımada enerji harcandığı için büyük molekül taşınıldığı düşünüyor ama aksine aktif taşımada küçük molekül taşınıyor ve enerji harcanması gerçekleşiyor. Şimdi bir sırayla bakalım. Öncelikle difüzyona bakacak olursak şöyle bir basit difüzyonla başlayalım. Hatta ben burada basit difüzyon diye ayırmayayım arkadaşlar. Normal genel difüzyonun özelliklerine şöyle bir bakacak olursak difüzyonun genel özelliklerinde bir Nasıl maddeler taşınıyordu hocam? Küçük moleküllerin taşınması gerçekleşiyordu. Difüzyon için konuşuyoruz. 2. Difüzyon esnasında arkadaşlar canlılık şart değildir. Yani diyor ki difüzyon hem canlı ortamda gerçekleşebilir hem de cansız ortamda gerçekleşebilir. 3. Arkadaşlar difüzyon gerçekleşirken madde yoğunluğunun çok olduğu ortamdan madde yoğunluğunun az olduğu ortama doğru yani çok yoğundan az yoğun ortama doğru gerçekleşir ve atıyorum mesela diyelim ki burası 40 olsun şurası 10 olsun 40'tan 10'a doğru bir geçiş var doğru mu otomatikman 40'ın olduğunu yer ne yapacak azalacak yani o zaman ben şunu söyleyebilir miyim difüzyon için İki ortam arası yoğunluk farkı ne olacaktır difüzyon esnasında iki ortam arasındaki yoğunluk farkı azalacaktır yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bir geçiş olduğu için burada azalma söz konusu olacaktır. Ve devam ediyorum. Her iki taraf eşitlenince arkadaşlar geçiş ne oluyor difüzyonda duruyor. Şimdi biz difüzyona biz bakacak olursak biz difüzyonu ikiye ayırmıştık. Bunlardan bir tanesine ben basit difüzyon adını vermiş veriyorum. Bunlardan bir tanesine de ben arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyon adını veriyorum. Şimdi basit difüzyonla kolaylaştırmış difüzyonu şu sol tarafa yazdım özellikler geçerli. Ama basit difüzyonda ekstra olarak bakın şurası bir hücre zarı olsun. İşte şu taşıyıcı molekül olsun şurası da yine hücre zarı olsun. Şöyle hemen seri bir şekilde çizeyim. Bakın basit difüzyonda geçiş nasıl oluyor biliyor musunuz? Basit difüzyonda geçiş direkt olarak hücre zarından gerçekleşiyor. Yani o bildiğimiz fosfolipid tabakasından geçiş gerçekleşiyor. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise taşıyıcı protein kullanılıyor. Bakın tekrar ediyorum basit difüzyonda direkt hücre zarında bulunan fosfolipid tabakasından bir geçiş gerçekleşirken kolaylaştırılmış difüzyonda ise taşıyıcı protein kullanılıyor. Yani ben şunu söyleyebilir miyim basit difüzyonda taşıyıcı protein kullanılmaz ama kolaylaştırılmış difüzyonda e ko taşıyıcı protein kullanılır diyebilirim. Ayrıca basit difüzyonda taşınan maddelere ben bakacak olursam bakın yağ asidi e taşınabiliyor sonra gliserol taşınabiliyor ve yağda çözünen vitaminler taşınıyor. Daha sonra kolaylaştırılmış difüzyona ben bakacak olursam kolaylaştırılmış difizyonda ise arkadaşlar işte amino asit taşınabiliyor, glikoz taşınabiliyor, B ve C vitaminleri taşınabiliyor. İşte onun dışında galaktoz taşınabiliyor, fruktoz taşınabiliyor gibi maddelerin taşınması gerçekleşiyor. Onun dışında bir de difüzyon hızına etki eden faktörler var. Şimdi bizim şöyle ilerletelim hemen. Şöyle çizeyim bunu bu sayfaya yazayım. Şimdi arkadaşlar difüzyon hızına etki eden faktörlere bakalım. 1 diyor ki eğer ortamda sevgili arkadaşlar sıcaklık artarsa ortamdaki difüzyon hızı ne olacak? Artacak. Onun dışında ortamda bulunan işte por sayısı eğer artıyorsa bu taşıyıcı protein sayısı da olabilir otomatikmen difüzyonunuzu ne yapacak? Bu da yine artış gösterecek. Devam ediyorum arkadaşlar. Yoğunluk farkı arttıkça iki ortam arasındaki yoğunluk farkı arttıkça şöyle yapalım. Difüzyon hızı da otomatikmen ne yapıyor? Artıyor. Onun dışında ise arkadaşlar nötrler negatiflere göre daha seri geçiş gerçekleştiriyor. Negatiflerde pozitiflere göre daha seri geçiş gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ve son olarak diyor ki ee, molekül büyüklüğü ile alakalı yorum yapıyor. Diyor ki eğer molekül büyüklüğü artarsa difüzyon hızı ne yapacak? Azalacak. Bakın yönerge olarak bunu farklı olarak görebiliriz. Yani molekül büyüklüğü arttığı zaman difüzyon hızı azalıyor. Onun dışındaki her şeyde difüzyon hızı ne yapacak arkadaşlar? Artış gösterecek. Şimdi tekrardan buraya geri dönüyorum. Madde geçişinin devamına. Hemen bakın e, bundan sonra kimi söyleyeceğiz aktif taşımayı ozmuzu bir atlıyorum ozmuzu az sonra daha detaylı olarak anlatacağım fakat aktif taşımanın arkasına yazmasaydık ozmuz daha iyiydi şimdi aktif taşımaya ben e, bakıyorum arkadaşlar aktif taşımada ise yine kolaylaştırılmış difüzyondaki gibi arkadaşlar ne bu var hücre zarından bir geçiş gerçekleşecek ama bu kolaylaştırılmış difüzyondaki hücre zarındaki geçişe ben bakacak olursam bir kere aktif taşımada taşıyıcı protein kullanılacak. Yani olmazsa olmazlardan bir tanesi taşıyıcı protein kullanılması aktif taşımada. 2. Aktif taşımada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bir geçiş gerçekleşiyor ve aktif taşıma sırasında ATP harcanır sevgili arkadaşlar. Ama bakın kolaylaştırmıştı. difüzyonda da taşıyıcı protein vardı ama orada herhangi bir ATP harcanması söz konusu değildi. Ve ATP harcandığı için de aktif taşımada tabii ki de canlılık ne olacak arkadaşlar şart olacak. Bir kere şuradaki yönergeyi ben dikkate alacak olursam az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bir geçiş söz konusu olduğu için burada o zaman ne olacak arkadaşlar? İki ortam arası sonuçta azdan çoğa doğru gidiyor. Çok taraf iyice artıyor. Az taraf iyice azalıyor. İki ortam arası arkadaşlar yoğunluk farkı yoğunluk farkı ne olacaktır? Tabii ki de azalma gösterecektir diyoruz aktif taşıma için. Şimdi geldim ee, bir diğer kısma yani endostoz ve egzostoza geliyorum. Egzostozda da endostozda da nasıl maddeler taşınıyor sevgili arkadaşlar? Büyük maddelerin taşınması gerçekleşiyor. Şimdi endostozda ne oluyor? Bir cep oluşuyor. Bu cep koşpuyor ve içeriye giriyor. Şunlar da bizim büyük maddelerimiz. Bu endostoz. Egzostozda da yine bir cep oluşuyor ve buradaki maddeler ne yapıyor? Dışarıya çıkıyor ama cep nereden geliyor? Bu sefer içeriden geliyor. Endostoz hücrenin içine alımdır. Egzostoz ise arkadaşlar hücrenin dışına atımdır. Bu bir. İki. Endostozda da egzostozda da ATP harcanır. Aynı şekilde arkadaşlar şurada da endostozda da yine ATP harcanması gerçekleşecek. İki. ATP harcandığı için her ikisinde de arkadaşlar canlılık ne olacak? Her ikisinde de canlılık şart olacak. Bir diğer özellik ise bakın burası çok önemli. Her ne kadar ATP harcansa da her ikisinde de taşıyıcı protein ne diyoruz biz? Taşıyıcı protein yok. Yani her ikisinde de taşıyıcı protein kullanılmaz. Peki burada dikkate alınan şey ne? İşte az yoğun ortamdan mı geçiyor? Çok yoğun ortamdan mı? Burada dikkate alınan şey yön. Yani endostoz hücre içi yön olarak. Endostoz ise arkadaşlar Egzostoz ise hücre dışı yani hücre dışına madde gönderimi burada yoğunluk değil yön dikkati alıyor büyük moleküllerin taşınmasında. Aynı zamanda arkadaşlar şurada bakın endostozla fagositoz ve pinositoz var. Fagositoz aynı maddelerin nasıl taşınması katı ve büyük maddelerin taşınması. Pinositoz ise arkadaşlar büyük ve sıvı maddelerin taşınması olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hipertonik ve hipotonik çözeltiye geldik ama hipertonik ve hipotonik çözeltiden önce ben size şöyle bir ozmozun genel özelliklerinden ne yapmak istiyorum? Şöyle bir bahsetmek istiyorum. Ozmoz bir kere neyin taşınmasıydı arkadaşlar? Suyun taşınmasıydı bir. Ozmoz esnasında aqua yanlış yazmış olabilirim aqua'yı ama doğru yazdım sen. Aqua bence yanlış yazdım. Hemen düzeltiyorum. Aqua porin dediğimiz arkadaşlar taşıyıcı proteinler kullanılabilir. İlla her zaman kullanılmak zorunda değil. Bakın kullanılabilir diyoruz biz sadece. Sonra devam ediyoruz. Ozmoz esnasında arkadaşlar ATP harcanmaz. E hocam ATP harcanmıyorsa şunu bir kere öğrenin. ATP harcanmıyorsa orada bir kere canlılık hiçbir şekilde şart değildir. Bunu sakın unutmayın. Devamına ben bakacak olursam ozmoz için. Ozmozda arkadaşlar su yoğunluğunun bakın bunun altını çiziyorum su yoğunluğunun çok olduğu yerden yine aynı şekilde su yoğunluğunun az olduğu yere geçiş gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Su yoğunluğunun çok olduğu yerden su yoğunluğunun az olduğu yerine gerçekleşecek bir geçiş gerçekleşecektir diyoruz. Devamına yani akabine ben bakacak olursam ozmoz için konuşuyorum yine. Burada ozmozda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken aslında çözeltiler var yani ozmozun geçişi esnasında kullanılan 3 tane çözelti var. Bakın bunlardan bir tanesi hipertonik çözelti. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar hipotonik çözelti ve bunlardan bir tanesi ise izotonik çözelti olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim 3 tane çözeltimiz var. Şimdi pdf'imize geçip bu çözeltilerin aslında mantığını anlamak lazım. Hemen şöyle farklı bir kalem alalım. Hemen şöyle çözeltilerin bulunduğu kapların çizimlerini gerçekleştiriyorum seri bir şekilde. Bu bizim şöyle bitki hücremiz büyükçe ne çizeyim. Böyle yapayım. Hipertonik çözelti. Hipertonik çözeltide mantık şu. Diyor ki senin hücrenin yoğunluğu yüzde otuzsa. Senin dış ortamının yoğunluğu %70 olacak. Yani senin ortamın hücreden daha yoğun olacak. Ve böylece de senin hücren dışarıya ne gönderecek? Su gönderecek. Bakın çünkü şöyle düşünün. Elinizde aynı su miktarına sahip su şişesi var. Ama bir tanesinin içinde 5 şeker var, bir tanesinin içinde 1 şeker var. Hangisi daha yoğundur? Madde olarak 5 şeker olan. Peki su yoğunluğu hangisinin de fazladır? 1 şeker olan. İşte Bizim burada 3 şeker olan yani 30 şeker olan 70 şeker olana ne gönderiyor? E, su gönderiyor arkadaşlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Su geçişlerinde suyun çok olduğu yerden yani su yoğunluğunun çok olduğu yerden su yoğunluğunun az olduğu yere geçiş. Otomatikman bizim hücremiz su kaybettiği için ne yapıyor? Büzüşüyor bakın. Yani bir. O zaman ben ne diyeceğim? Hipertonik çözeltide hücre su kaybeder. Şimdi bunu bir kere yazdık. Bu bir. iki. Hücre su kaybettiği için ne diyecektir? Hücre büzüşür. Hücrenin büzüşmesine ise ben arkadaşlar plazmoliz adını veriyorum. Bu da iki. Üçüncüsü ise arkadaşlar bakın şöyle yaklaştırmak istiyorum. Yaklaştırınca şöyle göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Bakın burada Hücre çeperiyle zar arası mesafeyi görüyorsunuz. Kısacık bir mesafe var ama su kaybettikten sonra bakın bu mesafe ne olmuş artmış. O zaman ben ne diyeceğim arkadaşlar? Hücre zarı ve hücre çeperi çeperi mesafesi mesafesi artar diyorum. Ve bunlar gerçekleşirken hiçbir şekilde enerji harcanması söz konusu değil. Bunun da ayrıca altını çizmek istiyorum. Yani buralarda enerji enerji harcanmıyor. Burası bu şekilde. Ama bu hücre zarı ile çeper arası mesafenin artması sadece bitki hücrelerinde olur. Daha doğrusu hücre çeperi olan canlılarda olur. Hayvan hücrelerinde böyle çeper mesafesi artar, artar böyle bir durum söz konusu değil. Neden değil diyeceksiniz? Çünkü hayvanlarda sadece hücre zarı var. Hücre çeperi yok. Şimdi burada gelelim dikkatini diğer tarafa çekelim. Şimdi hücrem su kaybediyor. Doğru mu? Evet. O zaman benim hücremde bulunan su miktarı azaldı. Hücrede bulunan su miktarı azalırsa hücrenin turgor basıncı da azalır. Hücrenin turgor basıncı azalırsa ters orantı olduğu için ozmotik basıncı artar. Hücrenin emme kuvveti artar ve aynı şekilde arkadaşlar hücrenin bir deneyi artacaktır. Hücrenin yoğunluğunda bir artış söz konusu olacaktır diyoruz. Geldim şimdi nereye? Hipotonik çözeltiye. Hipotonik çözeltiye ben şöyle bir bakayım. Şöyle çiziyorum yine hemen seri bir şekilde. Şunu da şöyle çizdik. Bu biraz büyük oldu da neyse. Şimdi şuraya hemen bitki hücresini yaptık. Şu da bizim hücremiz. Şuraya da hemen yaptık. Şimdi şu ilk hali, şu da son hali. Aradaki o konuda da çizelim. Şimdi hipotonik çözeltiye bakıyorum. Hipotonik çözeltide diyelim ki şöyle ok çıkarayım. Benim hücremin yoğunluğu %70 olsun. Dışarının yoğunluğu ise %20 olsun. Bakın bu sefer tam tersine döndü. Hücrem daha yoğun oldu arkadaşlar dışarısına oldu daha az yoğun oldu değil mi hücrenin dışı o zaman hücre dışarıdan ne alacak içeriye su alacak okey bakın maddenin az olduğu yer maddenin çok olduğu yere su gönderecek otomatikmen hücre şişti bakın şimdi tek tek yazıyorum hücre su alır hücrenin su alması ile beraber hücre şişer hücrenin şişmesine ben deplazmoliz adını veriyorum aynı zamanda arkadaşlar bitki hücreleri ya da hücre çeperi olan canlılarda hücre zarı ve hücre çeperi mesafesi ne olur arkadaşlar? Tabii ki de azalır olacak bu kez artmaz. Su alıp şiştiği için hücre çeperi ile zarı arası mesafesi ne olacak? Azalacak. Sonra hücre su aldı mı? Evet hücrenin su miktarı arttı. O zaman turgor basıncı artar. O zaman ozmotik basınç düşer. O zaman emme kuvveti düşer o zaman hücreye ait madde yoğunluğu ne olacaktır düşecektir. Yine söylüyorum bunlar bir su geçişi için örnektir ve buralarda ATP harcanmaz. İzotonik çözeltiye bakacak olursam da hücremin yoğunluğu 30 ise dışarının yoğunluğu da 30. Yani aslında burada seri bir geçiş oluyor ama hiçbir zaman denklik bozulmuyor. Geldim hemolize. Hemoliz çok önemli. Bir kere hemolizin H harfinden aklınızda kalsın. Hemoliz Hayvan hücrelerinde yoğun olarak gerçekleşen bir durumdur. Diyor ki, bir hayvan hücresi sürekli deplazmolize uğrarsa, deplazmoliz neydi? Hücrenin su almasıydı. Doğru muyum? Evet. Diyor ki, bir hücre, sürekli hayvan hücresi sürekli hipotonik bir ortamda beklerse ve sürekli hipotonik ortamda arkadaşlar su alırsa şişecek, şişecek ve bir süre sonra hücre artık kendini koruyamayacağı için patlayacak. Yani hayvan hücresi hipotonik ortamda uzun süre beklerse hücre içine alınan su etkisiyle hücre zarına uygulanan turgor basıncı artacak ve hücre bir süre sonra artan basınca dayanamaz ve patlar. Bu olaya hemoliz denir. Hemoliz bitki hücre hücre çeperi olan canlılarda gerçekleşmez. Daha doğrusu hücre çeperi olan canlılar hemolize uğramazlar. Neden uğramazlar? Çünkü çeper onları korur vaziyette olduğu için arkadaşlar onlar uğramıyorlar. Şimdi bakın ekranda gördüğünüz aslında hangi yıla ait olduğunu tam hatırlamıyorum ama bir çıkmış soru örneği bakın. Bir kere şöyle bir hatırlayacak olursak basit difüzyon yazayım ben size. Basit difüzyon neydi? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişti. Sonra kolaylaştırmış difüzyonu yazayım. O neydi? O da yine aynı şekilde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişti. Aktif taşımayı yazalım. Aktif taşıma neydi? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişti basit difüzyonla ve kolaylaştırılmış difüzyonda herhangi bir enerji harcanmaz. Ama aktif taşımada enerji harcanıyordu ama üç taşıma sisteminin 3'ünde de ne yapılıyordu? Tabii ki de sevgili arkadaşlar 3'ünün de küçük moleküllerin taşınması kısmı ortaktı. Ayrıca kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımada ekstra olarak taşıyıcı protein kullanılıyordu. Şimdi basit difüzyonu ben hatırlayacak olursam basit difüzyon direkt hücre zarından geçiş olayına ben basit difüzyon diyordum ve basit difüzyon esnasında ne taşınıyordu? Ya asitleri, gliserol ya da yağda çözünen vitamin olan adek vitaminlerinin e, geçişi basit difüzyonlu oluyordu. Kolaylaştırmış difüzyon yine bakın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru oluyordu. Ama istisnai olarak ne kullanılıyordu? Bir taşıyıcı protein kullanımı gerçekleşiyordu. Ve kolaylaştırmış difüzyonda taşıyıcı protein kullanılmış olsa bile yine de sevgili arkadaşlar enerji harcanması söz konusu değildi. Geldim aktif taşımaya. Aktif taşıma bakın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş gerçekleşiyor ve bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7. O zaman ne yapacak? Şuradan şuraya bir geçiş gerçekleşecek, değil mi? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Ve bu esnada aktif taşıma esnasında bir kere ATP kesinlikle harcanıyor. Her yani ne kadar küçük molekül taşıyor olsa da ATP harcanıyordu sevgili arkadaşlar. Ve ATP harcandığı içinde canlılık ne diyoruz biz şarttır, şart diyoruz e, aktif taşıma için. Evet arkadaşlar şimdi e, artık son üniteye geldik, 9. sınıfın son ünitesine e, sınıflandırma canlıların sınıflandırılması. Biz canlıların sınıflandırmasını genel olarak ikiye ayırıyoruz. Bir yapay yani ampirik sınıflandırma, bir de doğal yani filogenetik sınıflandırma olmak olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bu bir. İkincisi şimdi biz burada yapay sınıflandırma nedir? Doğal sınıflandırma nedir? Bunların genel özelliklerine bakacağız. Bir kere yapay sınıflandırmada canlıların dış görünüşleri ve yaşadıkları yere bakılmış. Aa bak bu yeşil renkte o zaman bu bunların arasında olacak. İşte bu şurada yaşıyor. Demek ki bunun burada olması gerekiyor gibi özelliklere bakılıyor. Analog organ dikkati alınıyor yapay sınıflandırmada. Peki hocam analog organ ne demektir? Analog organ şu demektir arkadaşlar. Diyor ki analog organda kökenleri farklı olan Farklı. fakat görevlerine ben bakacak olursam görevleri aynı olan e, arkadaşlar organlara biz ne diyoruz e, analog organ adını veriyoruz Peki örnek verelim hemen mesela arkadaşlar bakın kelebeğin kanadını örnek olarak verdik Bir de kuşun kanadını örnek olarak yazalım şimdi kökenlerine bakıyorum arkadaşım bak Kelebeğin kanadı ne yapılı? Zar yapılı. Harika. Kuşun kanadı ne yapılı arkadaşlar? Kemik yapılı. Hemen baktım. E bunların kökenleri farklı ama görevleri aynı olacaktı. İkisi de uçmaya yani hareket etmeye, yer değiştirme vesaire yanıyor, yarıyor. Yani bu bir analog organdır diyoruz. Evrensel herhangi bir dil kullanılmamıştır. Günümüzde geçersizdir ve nitel gözlem yapılarak tespit edilir e, yapay sınıflandırma yani ampirik sınıflandırma bu arada ampirik sınıflandırmayı çalışan bilim insanı ise aristo çalışmıştır şimdi geldim doğal sınıflandırmaya yani filogenetik sınıflandırma da ise canlıların tüm özellikleri yani anatomik fizyolojik morfolojik embriyolojik bütün hepsi dikkate alınır fakat şunu sakın unutmayın sevgili arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Kromozom sayısı sınıflandırma yapılırken kullanılmaz. Neden? Çünkü aynı kromozom sayısına, sayısına sahip olan canlılar vardır. Ve mesela moli balığı 46 kromozomlu, insan 46 kromozomlu. Kanka birisi omurgalı ama balık, diğeri de omurgalı ama memeli bakın. O yüzden sınıflandırma kategorisinde kesinlikle e, kromozom sayısı kullanılmıyor. Homolog organ dikkate alınır. Peki homolog organ nedir? Şimdi ona bakalım homolog organda da arkadaşlar diyeceğiz ki biz kökenleri aynı olacak. Görevlerine ben bakacak olursam ise görevleri de diyor ki ister aynı olsun ister farklı olsun umurumda değil. Yani hiçbir şekilde dikkate almıyorum. Örnek olarak yazalım mesela kelebeğin kanadını yazalım yine aynı şekilde. Bir de sineğin kanadını yazalım. Bakın ikisinin kanadı da ne yapılıdır arkadaşlar? Zar yapılıdır. Yani ikisinin kanadının kökeni de nedir? Aynıdır. Görevleri de ister aynı olsun ister farklı. Ya da mesela atın ayağıyla insanın kolu. Atın ayağı da kemiktir. İnsan kolu da kemiktir. Köken olarak baktığım zaman. E kökenleri aynı. Görevleri ister aynı olsun ister farklı olsun. Hiçbir önem arz etmiyor. Hem nitel hem nicel gözlem kullanılır. Doğal sınıflandırmada iki kelime yani e binominal ikili adlandırma dediğimiz ki az sonra göreceğiz ikili adlandırma kullanılıyor ve bu adlandırmalar ise Latince olarak yapılıyor. Karadut çayımızı hemen içelim. Bu adlandırmalar ise Latince harfler pardon Latince kelimeler kullanılarak yapılıyor ve sevgili arkadaşlar doğal sınıflandırma günümüzde geçerli olan bir sınıflandırmadır. Bakın burada bize ikili adlandırmayı vermiş. Mesela Felis. Bir ne adı arkadaşlar? Cins adı. Domesticus ise bir tür adı. Zaten cins isimleri büyük harfle. Ee, onun dışındaki tanımlayıcı isim ise küçük harfle başlayacaktır. Bu birinci kural. 2. Bu iki ismin yani cins ismin artı tanımlayıcı ismin tamamına biz tür ismi diyoruz. Şimdi şuraya ben kafamdan birkaç tane sallayarak yazıyorum. Yani illa bunlar olacak diye bir şey değil. Mesela arkadaşlar, pinus nigra yazdım. Bakın hemen hemen arkasından. Morus Nigra'yı yazdım. Sonra Morus domesticus olsun. Domesticus. Sonra Morus alba olsun. Sonra Rosa sea olsun ve bir de Pinus alba olsun. Bakın toplamda 2 4 6 tane tür yazdım. Bakın aynı tür olmaları için örnek veriyorum ikisinin de isminin pinus nigri olması lazım. Aynı tür olan canlılarda ya da işte ee, morus domesticus olması lazım gibi. Şimdi burada bakın ben tür olarak sayısına baktığımda 6 tane farklı tür yazdım. Yani 6 farklı canlı var burada. Peki burada ben cins çeşitliliğine bakacak olursam kaç çeşit cins vardır diyecek olursam bakın bir pinuslar var. Pinus bir, morus bir. Rosaceae 1, Rosa 1 yani toplamda 3 çeşit cins vardır. Ama canlı çeşitliliği noktasında ben bakacak olursam 6 çeşittir. Peki burada kimler birbiriyle akraba? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yaptım. Bir kere cins isimleri aynı olan canlılar daha yakın akrabadır. Yani 1 ve 6 yakın akraba, 2, 4 ve 3 ee, de var 2 3 ve 4 yakın akraba Rose Sayan'ın şu an bir akrabası yok yani 3 ile 4'ün akrabalığı 5 ile 6'nın akrabalığından daha yakındır gibi öncüler karşınıza muhakkak çıkacaktır şimdi burada canlı sınıflandırması yapılırken bir kategorize olayı var kanka. tamam mı şimdi bakın bizim bu kategorizemizde Türkiye C ile yazdım bakın Cumhuriyeti futbol takımı yani familia takım takım zaten. Sahada yani sınıf, shoot yani şube, attı yani alem. Bakın Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada shoot attı diye kodlayabilirsiniz. Kodlama bu şekilde. Ve biz bu kodlamayı türden aleme gidecekken özellikler ya da alemden türe gidilirken gereken özellikler olarak yukarıda ayırmışım. Sadece bir bölümü bilmeniz diğer bölümün onun tam tersi olduğunu size kanıtlayacaktır. Şimdi protein benzerliği demiş ki bakın alemden türe gidildikçe protein benzerliği artar. Şimdi bakın alemden türe gidildikçe protein benzerliği neden artıyor? Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi sizin 3 ee, kardeş olduğunuzu düşünün. Şimdi şurası bir eviniz. Şurası eviniz arkadaşlar. Ve siz 3 kardeş anne ve babanızdan aldığınız genlerden kaynaklı netsiniz yakınsınız yani birbirinize akrabasınız. Ama ne oldu bakın yeni bir kuzeniniz dahil oldu ortama. Sizin üçünüzün yakınlığı 60 oranındayken kuzeniniz geldiğinde bu oran yüzde ne yaptı yüzdelik olarak yüzde 40'a düştü birbirinize benzerlik. Sallıyorum başka bir kuzeniniz daha geldi. Bakın birey sayısı artıyor. Birey sayısı nedir? Alemdir. Çünkü alemde çok fazla çeşit canlı bulunur. Ama bakın arkadaşlar tür ise tektir yani bir tanedir. Siz biraz önce yakın kardeşlerinizle birlikteydiniz ama sonra diğer akrabalarınız geldi. Otomatikman protein benzerliği ne oldu? Azaldı. Alem çünkü birey sayısı artarsa. Ama kuzeninizin biri gitsin kuzenlerinizi çıkarın. Sadece kardeşler olarak burada kaldığınızı varsayalım. Kardeşler olarak kaldığınızda ne oluyor? Alemden türe doğru gelildiği için protein benzerliği artıyor. Protein benzerliği artarsa akrabalık derecesi de artıyor. Otomatikman homolog organ sayısı da ne yapacaktır? Artacaktır. Şimdi protein benzerliği artıyorsa gen benzerliği de zaten artacaktır. Çünkü ben alemden türe doğru yani toktan aza doğru gidiyorum. Ortak özellik artacaktır. Birey sayısı azalacaktır. Çünkü alemde bulunan birey sayısı kesinlikle diğerleriyle aynı değil arkadaşlar olamaz da. Canlı çeşitliliği azalır. Şimdi bakın, biraz önce sizin kuzenlerinizin gelmesiyle birey sayısı artmış mıydı? Evet, artmıştı. E, birey sayısının artmasıyla e, otomatikman siz birkaç kişiden çok kişiye dönüştünüz, yani aleme doğru birey sayısına doğru ilerlediniz, doğru mu? E doğru hocam. O zaman otomatikman birey sayısı türe doğru geldikçe azalır, ama aleme doğru gittikçe artış gösterecektir. Bakın, bu 61. İnanın bana bir soru tarzı ve kesin ben karşınıza çıkacağını umduğumdan bir tanesi. Şimdi bakın sınıfta birlikte bulundukları basamak. Bakın X ve Y canlısı aynı sınıfta bulunsunlar. Bir sonraki basamak nedir? Şubedir. X ve Y şubede de birliktedir kesinlikle. Alemde de kesinlikle birliktedir. Ama X ve Y takımda, ailede Cinste ya da türde birlikte olup olmadıkları kesin değildir. Yani aslında biz şunu diyoruz: İki canlı bir basamakta birliktelerse, ondan sonraki bütün basamakta birliktedirler. Ama ondan önceki basamaklarla ilgili kesin bir şey ya da kesin bir yargı söz konusu değildir diyoruz. Evet geldik o muazzam tabloya kanka. Şimdi bakın, şuradaki tablo benim için çok önemli. Aslında buradaki tablodan bir ton şey çıkarabilirsiniz. Bir Balıklarla başlamak istiyorum arkadaşlar. Balıklar ne solunumu yapar sorusunun cevabı ortada. Solungaç solunumu yapıyor balıklar. Döllenme şekli dış, gelişme şekli de dış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın, bir tane balık kardeşimiz var. Bu balık kardeşimiz arkadaşlar yumurtalarını dışarıya bıraksın. Başka bir balık kardeşimiz de var. Bu balık kardeşimiz de spermlerini dışarıya bıraksın. Bu yumurtayla bir süperm döllenir ve döllenme orada oldu, dışarıda oldu. Gelişme de dışarıda olacak. Yani vücut içinde gerçekleşmiyor. Devam. Kapak sayısı, kalplerindeki kapak sayısı 2'dir. Yani kalpleri tam olarak bir karıncık ve bir kulakçıktan oluşmak üzere şu şekilde bir kapakları vardır. Bakın arkadaşlar. Devam ediyorum. vücutlarındaki örtüsü ise pul yapılıdır. Boşaltım ürünleri amonyaktır. Peki Balıkların boşaltım organları ne? Balıkların boşaltım organları böbrektir. Hatta e, iki yaşamların da böbrektir. Sürüngenlerin de böbrektir. Kuşların da böbrektir ve memelilerin de böbrektir. Yani bütün omurgalıların boşaltım organları böbrektir. Ama boşaltım atıkları ortak değildir. Vücut ısıları ise değişkendir. Hocam vücut ısısının değişken olması ne demek? Şimdi diyelim ki siz 5 derecelik bir ortamdasınız. 10 derecelik ortama geçtiğinizde vücut ısınız oraya göre değişkenlik gösteriyor. Yani vücut ısınız ortama göre ne yaptı? Değişkenlik göstermesine biz ne diyoruz? Soğuk kanlı canlılardır diyoruz. Ama bakın memeliler ve kuşlar öyle değil. Orada her zaman nedir vücut ısısı? Ee, her zaman arkadaşlar sabit olarak ne yapacaktır? Devam edecektir. Geldim şimdi kurbağalara. Kurbağalarda de solungaç ya da deri solunumu yapılıyor arkadaşlar ya da akciğer. Döllenme şekli balıklarla aynıdır. Larva dönemlerinde kalplerindeki oda sayısı 2 iken arkadaşlar ergin dönemlerinde kalplerindeki oda sayısı 3'e çıkıyor. Yani aslında demek ki bunlar larva dönemlerine benziyorlar arkadaşlar. Balıklara benziyorlar. Onun dışında devam edecek olursak yine balıklar gibi larva dönemlerinde dışarıya amonya katıyorlar ama ergin dönemlerinde ne atıyorlarmış bakın. Ergin dönemlerinde üre atımını gerçekleştiriyorlar. Bunlar da tıpkı balıklar gibi değişken vücut ısısına sahiptir. Yani soğuk soğukkanlı hayvanlardır ya da omurgalılardır diyoruz. Sürüngenden sonra bütün solungaç sistemi zaten akciğer olarak devam ediyor. Bir kere bu bir. Şimdi sürüngenlerde akciğer solunumu yapıyorlar. Döllenmeleri iç. Yani spermle yumurta vücut içerisinde dölleniyor ama gelişme noktasında dış gelişme olarak gerçekleşiyor. Sürüngenlerde 3 tane kalplerinde 3 tane oda bulunuyor arkadaşlar. Ama timsahlar hariç burası çok önemli. Timsahlarda sevgili arkadaşlar istisna olarak 4 tane oda bulunuyor. Ama timsahlarda 4 oda bulunmasına rağmen yine soğukkanlı hayvan olmaktan kaçınamıyorlar. Vücutları pullarla keratin pullarla kaplıdır ve keratin pullarla kaplı olduğu için de arkadaşlar bir kere kesinlikle deri solunumunun S'sini yapamazlar. Bunlar sadece akciğer solunumu yapabilen canlılardır. Boşaltım atıkları ise ürik asittir ve dine değişken vücut ısısına sahiptir. Geldim şimdi kuşlara. Kuşlar akciğer solunumu yapıyorlar. Zaten biraz önce de söyledik. Sürüngenlerden sonraki diğer 3 omurgalı da ne yapıyordu? Akciğer solunumu yapıyordur. Döllenmesi iç ama gelişmesi dış şekildedir. Kalplerinde 4 oda var ve vücut örtüleri bir tüydür. Boşaltım atıkları ise ürik asittir. Tıpkı kim gibi sürüngenler gibi boşaltım atıkları ürik asittir. Sabit vücut ısısına sahiptir. Yani şurada yeşille çizdiğim bakın nedir? Sabit vücut ısısını gösteren bir çizerge. Memelilere bakacak olursak iç döllenme, iç gelişme gerçekleştiriyor. 4 tane kalplerinde oda bulunuyor. 2 kulakçık, 2 karıncık olmak üzere. Vücut örtüleri kıl, vücut e, boşaltım atıkları ise üredir. Ve ve ben vücut sıcaklıklarına bakacak olursam sabit yani sıcakkanlı bir vücut ısısına sahipler. Şimdi buraya ekstra olarak şeyler ben ekleyecek olursam hemen ekleyeyim. Mesela bunlarla ilgili kuşlarla ilgili bir şey ekleyebiliriz. Bir kuşlarda arkadaşlar hava kesesi bulunuyor. Ve bu hava kesesi sayesinde ekstra hava depoluyorlar ve at, e, atmosfer demişim e, havada kanat çırpmadan rahatlıkla süzülebilme özelliğine sahipler. İkincisi ise arkadaşlar balıklarla alakalı, balıklarda ise arkadaşlar su üzerinde sabit kalmalarını sağlayan yüzme kesesi bulunur. Ama yüzme kesesinin hariç olduğu bir canlı vardır yani bir balık vardır. Köpek balığı bu noktada hariçtir. Köpek balıklarında yüzme kesesi bulunmaz. Memelilerle ilgili ekstra bir özellik söyleyecek olursam da memelilerde ise akciğerlere yardımcı olarak alveol bulunur. Alveol sadece memelilere has bir arkadaşlar özelliktir. Akciğere yardımcı olarak bulunmaktadır. Diğer e, canlılarda alveol denilen şey yok. Bu kere bir kere bunu unutmayın. Bir diğer özellik ise arkadaşlar dördüncü özellik ise kuşların arkadaşlar uzun kemiklerinin uzun kemiklerinin içi boştur içlerinin boş olmasının sebebi ise nasıl bir adaptasyon sağlıyor derseniz kuşların hafif olmasını ve daha rahat bir şekilde uçabilmesini sağlıyor kuşların dedikten sonra ne yapıyorum hemen şuraya memelilerin özelliklerine geri dönüyorum bir memelilerin suda yaşayanları hariç vücutlarında bir kere kıl bulunuyor suda yaşayan memeliler kim arkadaşlar suda yaşayan memeliler ise Yunus ve balinadır. Bunların vücutlarında herhangi bir kıl bulunmaz. Devam. Yavrularını sütle beslemeleri. Diğer omurgaların hiçbiri yavrularını sütle falan beslemezler arkadaşlar. Alvollü akciğere sahip olması bunu az evvel söylemiştim. Kaslı diyaframa sahip olması. Kuşlarda da diyafram var ama onlarda bulunan diyafram kaslı değil zarsı diyafram bulunuyor sevgili arkadaşlar. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Balıklar, sürüngenler, iki yaşamlar ve kuşlarda da olgunal yuvar bulunur ama onlar da çekirdeklidir. Çekirdeksiz hali sadece memelilere aittir. Kıl ve ter bezinin bulunması da yine memelilere ait olan diğer özelliklerden bir tanesidir. Ve geldim şimdi nereye? Virüslere yani 9. sınıfın son bölümüne geldik artık. Bir kere virüslerin arkadaşlar baş bölgesi, boyun bölgesi ve kuyruk bölgesi olmak üzere 3 bölümde inceliyoruz baş bölgesinde yani şu gördüğünüz kısımda protein bir kılıf bulunuyor ve bu protein kılıf sayesinde içeride bulunan kalıtım materyali korunuyor. Bu kalıtım materyaline biz burada DNA demişiz ama RNA da olabilir. Buraya dair bilmeniz gereken en önemli şey şu. Kesinlikle bir virüste arkadaşlar RNA ve DNA birlikte kesinlikle bulunamazlar. Ya sadece DNA bulunacak abi ya da sadece RNA bulunacak. İkisi birlikte kesinlikle bulunamaz. Devam edecek olursak bir virüs arkadaşlar e, açıklaması yapılırken zorunlu hücre içi parazitidir diyoruz biz virüs için tekrar ediyorum zorunlu hücre içi parazitidir diyoruz biz virüs için daha sonra bakın virüslerin şu kuyruk bölgesinde bakın şu çıkıntı var normalde virüslerin kendine ait bir enzim sistemleri kesinlikle bulunmaz ama burada bulunan bir enzim enzim var bu enzim bir kereye mahsus olmak üzere Bulunduğu yani yapışacak konak canlının hücre zarını delmek için kullanır. Ama yine söylüyorum virüslerde arkadaşlar kesinlikle kendilerine ait bir enzim sistemi yok. Bir hücre zarları yok bir stoplazmaları yok bunların hiçbiri yok. Bunların hepsini nereden temin ediyor? Gittiği konak canlıdan temin ediyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de virüsler bizim için çok ama çok önemli. Yine söylüyorum zorunlu hücre içi paraziti olarak görev yapmaktadır virüsler.